Evet arkadaşlar, dersimizin konusu B.S.Y. Schreiben'la alakalı olacak. Bununla alakalı bana çokça soru geliyor. Bu ara bayağı bir soru geldi. Özelden Telegram grubundan bana ya da özelden bana yazanlar oldu. Bununla ilgili çokça soru var. Bayağı da soru birikti. Şimdi herkese tek tek cevap yazmaya çalışıyorum ama tabii aynı soru defaatle geliyor. Bunun üzerine dedim ki ben de bir yayın açayım. Bana sorulan soruları cevaplayayım. Öncelikle bugün işlediğimiz konu neyle ilgili? TELK B.S.Y. Allgemein sınavı ile ilgili. Bakın TELK B.S.Y. Allgemein sınavının Schreiben konularını işleyeceğiz. Yani bakın TELK'in yaptığı birçok sınav var arkadaşlar. Ha Türkiye'den yayına katılanlar varsa, Türkiye'de zaten B.S.Y. ile alakalı Türkiye'de yapılan bir tane sınav var, o da bu. Tamam. Yani o da ismi ne geçiyor arkadaşlar? B.S.Y. TELK Deutsch şeklinde geçiyor. TELK Deutsch B.S.Y. Bakın şuradaki sınav. Türkiye'de başka B.S.Y. sınavı yapılmıyor zaten. Başkası yapılmadığı için Türkiye'den girenleri ilgilendiren sınav olduğunu söyleyeyim. Ha Almanya'dan veya başka ülkelerden katılanlar varsa TELK Almanya'da birçok sınav yapıyor B.S.Y. ile ilgili. Bakın TELK'in yaptığı bir TELK Deutsch B.S.Y. Plus Beruf sınavı var mesela. Ya en zor sınavlar aslında B.S.Y.'nin bence en zor sınavlarından biri bu. Ben de bu sınava girmiştim açıkçası arkadaşlar. Burada mesleğinizi sunuyorsunuz. Yani sunum olarak, prezentasyon olarak kendi mesleğinizi sunuyorsunuz ve bunun soruları gerçekten zor. Bayağı zorlandım diyebilirim yani bu sınavı verirken. B.S.Y. olarak bu sınava girmiştim. Çünkü bunun kursuna gitmiştim. Şimdi bir TELK B.S.Y. Medisin sınavı var. Bir klasik sınav var. Bir B1 B.S.Y. Beruf sınavı var. Mesela bu B1 B.S.Y. Beruf sınavı da burada yarısını geçme yok. Bir sınavı komple geçiyorsunuz. Ya size B.S.Y. veriyorlar ya da B1 veriyorlar. Yani ikili sınavlar, Almanya'daki bu ikili sınavlarda alabiliyorsanız B.S.Y. alıyorsunuz. Alamıyorsanız B1 alıyorsunuz. Aynı durum DTS için de geçerli. Yani mesela A2 B1 sınavı var. Deutsch Test für den Zwandager dediğimiz DTS sınavı var. Bakın A2 B1 ikili sınav, bakın burada. Şimdi ikili sınavlarda ya B1 alırsınız, B1 alamıyorsanız size A2 verirler. A2 de alamıyorsanız alttan A1'lik de alabilirsiniz sertifikanızı. Yani burada sınavın sözlü bölümünü ya da yazılı bölümünün birisine geçme diye bir durum söz konusu değil. İkili sınavlar için diyorum. Bakın Almanya'dan girenler için diyorum. Ha diğer sınavlar mesela Türkiye'de bu yok. DTS sınavı Türkiye'de yok. Türkiye'de yapılan sınav arkadaşlar şu. B1 sertifikat Deutsch sınavı. Yani Türkiye'den girenler B1'den girecekler. Mecbur zaten B1 sertifikat Deutsch'a giriyorlar. B2'de de mecbur TELK Deutsch B.S.Y.'a giriyorlar. C1 için Türkiye'de girenler Türkiye'de ya TELK Deutsch C1'e giriyorlar ya da TELK Deutsch C1 Hochschule'ye giriyorlar. Gene Türkiye'de Beruf sınavı yok. Bakın bu 3 sınavdan ikisine girebiliyorlar. Hochschule'ye ya da C1 Allgemein dediğimiz, yani Allgemein yazmaz yanında ama Deutsch C1 şeklinde geçer. TELK Deutsch C1. Aynı şekilde bakın TELK Deutsch B2. Bu aslında Allgemein sınavıdır. Tamam, Allgemein yazmaz yanında ama Allgemein sınavıdır bu. Aynı şekilde TELK, bakın B1 TELK sertifikat Deutsch dediğimiz, bu da B1'in Allgemein sınavı olmuş oluyor. Yani Türkiye'de bu sınavlar vardır. Bundan başka sınav yapılmıyor Türkiye'de. Benim dediğim Almanya için veya Avrupa'da girenler için söylüyorum. Onlar için farklı sınav alternatifleri var. Gittiğiniz kurs eğer DTS sınavıysa, bakın DTS sınavları, DTB sınavı ise DTB sınavları da yapılıyor. Almanya'da son zamanlarda artık Deutsch Test für den Beruf sınavları yapılıyor ki artık geçimini devletten sağlayanlar, yani Job Center'da olanlar ya da iş bulma kurumunda olanlar, geçimini kirasını falan devlet ödeyen kişiler, biliyorsunuz kurs paralarını da devlet ödüyor, sınav paralarını da devlet ödüyor. Ama önceden istediğiniz kursa gidiyordunuz. Fakat şimdi devlet sizi Deutsch Test für den Beruf'a yönlendiriyor. Yani B1'seniz DTB'nin B1'ine ya da DTB'nin B2'sine ya da C1'ine yönlendiriyor ve onun sonunda da o sınava giriyorsunuz. Yani bu sınavlar farklı sınavlar. Bizim bugün işleyeceğimiz konu işte şu kitapçık formatındaki B.S.Y. TELK B.S.Y. Deutsch sınavı şu. Yani Türkiye'de yapılan B.S.Y. sınavı ve Almanya'da da
Bu sınavı tabii yapabilir misiniz? Tabii ki yaparsınız ama genellikle Job Center size göndermeyecektir. DTB'ye yönlendirecektir. Devlette olanları diyorum. Eğer kendi cebinden para verip gitmek isteyenler varsa gidebilir. Buna karşı çıkmaz. Yani devlette olsanız da Job Center'da olsanız bile kendi paranızı kendi cebinizden vererek hiç kursa gitmeden Telk Doğuş BSY sınavına girebilirsiniz. Tamam. İşte bu sınavı kastediyorum. Tamam. Evet, bunu dedikten sonra bakın GÖTE sınavları da ayrıdır. GÖTE sınavları ile ilgili ders yapmadık. Çok talep olmadığı için GÖTE sınavları ile ilgili ders yapmıyoruz. Ama GÖTE sınavları ile ilgili talep de olursa tabii 4 GÖTE sınavları ile ilgili ders yaparız ama bakın GÖTE sınavları da bunun dışında. Yani bizim bugün işleyeceğimiz konu dediğim gibi bu. Kafanız karışmasın çünkü onunla ilgili soru gelmesin. Lütfen sadece bununla ilgili soru gelsin. Yani DTB ile ilgili, DTS ile ilgili ya da BSY Beruf sınavları ile ilgili lütfen soru gelmesin. Onları cevaplamayacağım. Onu söylüyorum. Tamam. Evet, şimdi gelelim. Bu, bakın BSY Allgemein sınavının biliyorsunuz sınavın iki bölümü var. Tekli sınav bu. Yani direkt B2 almanız gerekiyor. Şimdi ikili sınav olsaydı yarısından geçme yoktu. Bu tekli sınav olduğu için yarısından geçme var. Yani şiriflik bölüm ve müttih bölüm. Sınavın iki bölümü var biliyorsunuz. Şiriflik bölüm ve müttih bölüm. Şiriflik bölüm dediğimiz yazılı bölüm, müttih dediğimiz sözlü bölüm. Şimdi sabahleyin şiriflik bölüme giriyorsunuz. Şimdi şiriflik bölümde toplam puan sayısı 225. Baktığımız zaman işte Lezefers'ten 75, Sprachbauschlein yani gramer 30 puan, Hörfers'ten dinleme 75 ve Schreiben bakın 45 olmuş oluyor ve toplamda 225 oluyor. Bu 225'in %60'ını almanız gerekiyor. Şiriflik bölüme geçmek için bunun %60'ını yani 135 almış olmanız gerekiyor. Müttih'i geçebilmeniz için de Müttih'te bakın 25-25-25 yani toplamda 75 puan var. 75'in %60'ını almanız gerekiyor. O da 45 yapıyor. Ya toplamda 300 puan var. 300 puanın %60'ı da 60'ını almanız gerekiyor. O da 180 yapıyor. Ama 180 tabii şu şekilde yüksen 45 artı 135 180 şeklinde almanız gerekiyor. Yoksa bir bölüm öbürüne etki etmiyor. Yani bu bölümü geçerseniz şiriflik bölümü geçtiniz diyelim. 135 aldınız geçtiniz. Müttih'ten kaldınız. Bir yıl boyunca yani bakın sınava girme tarihi. Önceden bu da değişti. Tamam bu da değişti onu söyleyeyim. Bir giriş yapıyorum. Yani millet toplantısında bir giriş yapıyorum. Yani birazdan mektup sorularınıza geçeceğim. Ama gene sorulan sorulardan biri olduğu için söyleyeyim. Birçok kişi soruyor. Hocam diyor ben sınava girmiştim. Bir yıl geçerliydi. Yıl sonuna kadar geçerliydi falan diyorlar ama bir yılmış falan nasıl oluyor falan dediler. Önceden arkadaşlar bir sınava girdiğinizde, terk sınavına girdiğinizde sınavın bir bölümünü geçtiğinizde yani şirifliği geçtiniz ya da müttiği geçtiniz şiriflikten kaldınız ya da şirifliği geçtiniz müttiğinden kaldınız diyelim ki bir sonraki yılın Aralık ayının Aralık sonuna kadardı. Yani diyelim ki 3 Mart'ta sınava girdiniz. 3 Mart 2023'te sınava girdiniz. Önceden diyorum. Önceden bir sonraki yılın 31 Aralık'ına kadar geçerliydi. Yani 31 Aralık 2024 yılına kadar geçerliydi. 3 Mart 2023'te girdiğiniz sınav. Fakat şimdi öyle yapmadılar. Şimdi sınava girdiğiniz tarihten itibaren bir yıl oluyor. Yani siz 3 Mart 2023'te girdiyseniz 3 Mart 2024 yılına kadar sınavınız geçtiğiniz bölüm geçerli oluyor. Onu da bu şekilde cevaplandırmış olalım. Tamam. Evet. Dediğim gibi sınavın şiriflik bölümünü geçebilmeniz için 225'in %60 olan 135'i ve müttih bölümünü geçmeniz için de 75'in %60 olan 45'i almış olmanız gerekiyor değil mi? Fakat bunlar birbirini etki etmez. Yani bakın toplamda 180 de yani şöyle geçiyor şurada bir tane şey vardı şuraya geleyim bakın 180 aldığınızda Ausreichend ile geçiyorsunuz 180 ile 210'a kadar Ausreichend sonra Befriedigend, Gut ve Sehr Gut'ta geçmiş oluyorsunuz. Fakat buradaki 180 minimum 180 dediğimiz hadise 135 artı 45 şeklinde 180 olacaktır. Yoksa bakın şurası dikkat edin. Burada 225'te 225 yapsanız bile şiriflik bölümde tam puan alsanız bile müttihten 44 aldığınız anda müttihten kalırsınız şiriflik bölümden geçersiniz. Yani buradaki fazlalık buraya etki etmez. Ya da tam tersi durum. Yani burada diyelim ki siz 134,5 bile alsınız ki buçuk da veriliyor. Bazı soruları Hörn ve Lezen soruları 2,5 puan değerinde sorular var çünkü. 134,5'la kalan kişiler biliyorum ben. 134,5 bile alsanız 135 olmadığı için şiriflik bölümden kalırsınız. Müttih'ten 75'te 75 alsanız bile Müttih'teki fazlalık buraya tesir etmez. Bunlar birbirinden bağımsız değerlendirilir. Dediğim gibi sınavın bu bölümünü bir bölümüne geçmiş olursunuz.
Şimdi Schriftlich bölüm genellikle kolay geçilir. Birçok kişi kolay geçiyor çünkü Almanya'da TELG sınavları standartizedir. Yani sadece TELG sınavları için demiyorum. Yani GÖTE sınavları için de geçerli. Bu DTS sınavları için, DTB sınavları için de geçerli. GAST için de geçerli. GAST başka, TELG gibi başka bir kurum bu. Ya da işte diğer sınavlar için de geçerli. Tüm sınav sistemi için geçerli. Yani ehliyet sınavları için de geçerli. Vatandaşlık sınavları için de geçerli. Bütün kurumlarda şöyle bir durum vardır. Almanya'da bir mantık vardır. Ne mantığı vardır? Geçmiş dönemdeki çıkan sorular belli periyotta aynı şekilde çıkar. Bunu da belli zaman aralıklarında yenilerler, güncellerler. Yani soruların ama hepsini değil %15 ile %20'sini güncellerler. Ve bunları güncelledikleri için %15, %20 değişir, %80 sabit kalır. Şimdi niye böyle yapıyorlar? Çünkü sınavı komple değiştirseler o zaman kimse sınavı geçemez. Yani sınav çok zor bir durum alır, zor bir hal alır. Bunu da istemiyorlar. Ezber yapılmasını da istemiyorlar. Kimsenin geçmemesi de işlerine gelmeyecek. Çünkü Almanya'nın ciddi derecede elemana ihtiyacı var. Bilhassa sağlık personeline çok ciddi bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı da karşılamaları gerekiyor. Bunun için de insanların sınavı geçip belli kriterleri sağlayıp Almanya'ya gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı belli zaman aralıklarında soruların %15, %20'sini yenileyerek, yeni sorular yaparak, %80'ini sabit bırakarak genellikle sınavları yaparlar. Bu tüm sınavlar için, bakın sadece TELG için değil, bütün sınav sistemi, şirketler için. Hatta ben mesela enstitüye girmiştim. Loreto Enstitüsü'nü bitirdim mesela. Ausbildung yaptığım yerde. Orada da aynı. Yani geçmiş dönemdeki sorulardan hocalar zaten diyor ki bakın şu sorular var. Bu soruları çalışın diyor. Bu sorulardan çıkacaktır diyor. Hakikaten de öyle oluyor. Bize 20 soru veriyordu mesela. Hoca diyordu ki buradan çıkacak diyordu. Oradan bir 7-8 soru çıkıyor ya da 5 soru çıkıyor. Ama 20 soruyu veriyor. 20 soruya çalışıyorsun. Ama 20 soruya çalışınca zaten konuyu genel olarak anlamış oluyorsun gibi bir durum var. Yani Almanya'da sınav sistemi genelde böyle işliyor. Yani bizim şey gibi düşünmeyin. Yani ÖSYM gibi hani böyle hocaları bir odaya kapatıyorlar. Bir ay boyunca sorular hazırlanıyor gibi. Öyle bir durum yok yani. Anlatabiliyor muyum? Ha, ama bunu da soru cevaplarını ezberleyip de tak 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 yapmanızı da istemiyorlar. Öyle de bir durum var. Yani o şekilde hızlı bir şekilde sınavını yapanlar da sınavdan kalabiliyor. Yani sınavları iptal olabiliyor. Yani en azından diyorlar çalışmış olmanızı istiyorlar. Neyse o bölüm ayrı bir konu. Şiriflik bölümden genelde geçilir ama şöyle bir durum oluyor. Bazen yeni soruyla karşılaşıyorlar ya da yapamıyor soruları ya da mesela bazen sorularda ufak tefek değişiklikler yapabiliyor. Yani ne bileyim mesela nicht koyuyor soruya. Soruyu olumsuz yapıyor mesela. Sorunun cevabı da olumsuz oluyor. Öyle ufak tefek değişiklikler yapabiliyorlar. Bundan dolayı mesela şu bölümü tamamlamak, 135'i tamamlamak zor oluyor. Yani çok düşük alabiliyorsunuz bazı bölümlerden. İşte burada da bu 135'i tamamlamak için aslında Schriftlich bölüm yani Schreiben bölümü gerçekten çok ciddi bir öneme sahip oluyor. Çünkü çok ciddi yüksek bir puanı var. 45 puan gibi yüksek bir puanı var. Yani siz Schreiben'dan 45 puan aldığınız zaman baktığınız zaman 135'in 90'ını sağlamış oluyorsunuz. Yani 90'ı sağlıyorsunuz. Zaten Hören çok kolay. Neden kolay diyorum? Çünkü iki şık var. Doğru yanlış şıkkı var. Yani sallasanız hepsini doğru yapsanız zaten yarısı doğru çıkar neredeyse. Öyle bir durum söz konusu. Yani buradan da zaten kafadan bir yarım puan alıyorsunuz. Kafadan alıyorsunuz. Yani bildiklerinizi yapıp bilmediklerinizi yapsanız buradan çok ciddi bir puan alırsınız. Ya yani geriye çok cüzi bir şey kalıyor. Yani mektuptan iyi bir puan alan sınavı geçmeyi garantiliyor gibi diyebiliriz açıkçası. Onun için mektuba ekstra çalışmak önemli. Fakat mektupta nasıl tam puan alırsınız? Yani bu şekilde soranlar var mesela sorulara sorduğum zaman hocam işte mektupta neye dikkat etmeliyiz? Yani neye göre puan veriyorlar falan. Şimdi geçenlerde benim bir arkadaşımın başına da geldi. Yani hocam diyor mektuptan diyor ben diyor şey almışım diyor. Ne derler? Kaç aldım dedi. 9. 9. 9 aldım dedi. Evet. Mektuptan 9 aldım dedi. Yani ne derler? Nasıl 9 alırım? Ben itiraz etmek istiyorum falan dedi. Ben dedim ki bana bir gönder mektubunu. Bir bakayım dedim. Bir kontrol edeyim. Yani yaz dedim. Sınavda yazdığın gibi yaz. Bir göndereyim. Bir okuyayım dedim. Bakayım gerçekten haksızlık yapılmış mı yapılmamış mı? Ona göre ben sana dedim. Bir şey vereceğim dedim. Tamam mı? Ne derler? Mektubunu okuyarak bunu şey yapalım dedim. Yapalım dedim. Tamam mı? Ondan sonra mektubunu bana yazdı. Gönderdi. Tamam mı? Ondan sonra mektubunu ben okudum. Yazdığı mektubu okudum tamam. Yazdığı mektubu okudum ve dedim ki kardeşim sana vereceğim puanlamaya baktığımız zaman mektup işte 9 puan ediyor. Zaten 9 puan ediyor. Yani adamın yazdığı mektup zaten 9 puanlık bir mektup. Ya yani dedim boşu boşuna itiraz etmene gerek yok. Çünkü sen 9 puanlık bir mektup yazmışsın. Şimdi boşuna 40 euro'nu verme. Yani itiraz ettiğinde 40 euro'nu alıyorlar. Çünkü itirazla ayrıntılı cevap yazıyorlar. Diyor ama ben süper mektup yazmıştım. Ya sana göre süper mektup yazmışsın. Yani o belli kurallar var. O kuralları mektubun
okuma kuralları var. İşte onu bugün sizlere onu işleyeceğim. Yani tam puan alabilmeniz için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? En çok nerelerde yanlışlar yapılıyor? Nerede hatalar yapılıyor? Çünkü ben hocalar okurken mesela mektubu okurken görmüştüm böyle hocaların mektup okumasını. Baktım kırmızı kalem alıp nereleri çizdiğini falan görüyorum, işaretlediklerini falan gördüm. Hani hocaya da soruyorum zaten böyle bir arkadaşlarım var böyle terkten hoca arkadaşlarım var. Onlara da soruyorum hocam bunu nasıl yapıyorlar? Şurası nasıl oluyor? Burası nasıl oluyor? Diye soruyorum. Onlar da bize açıklıyorlar. Yani hasılı ben size tam puan nasıl alınır onunla alakalı bir açıklama yapacağım. Ama önce şöyle bir dediğim gibi girizgahı yapmış olduk. Girizgahı yaptıktan sonra tabii şurada şunu da söyleyeyim. Yani hocam işte şimdi Şiriflih 225 puan. Mütlih 75 puan. Ha, demek ki Şiriflih daha önemli diye düşünmeyin. Bence Mütlih daha önemli. Çünkü dediğim gibi Şiriflih bölüm genelde herkes geçer. Ama birçoğu Mütlih'ten kalır. Zaten benim Telegram'ım genelde hocam Şiriflih'ten geçtim, Mütlih'ten kaldım. Bununla alakalı ders yapabilir miyiz diyen kişilerle dolu yani. Bir sürü mesaj geliyor bana bununla alakalı. Yani Şiriflih herkes, yani Şiriflih'in puanının yüksek olması sizi yanıltmasın. Mütlih'i geçmek daha zor olmuş oluyor. Tamam. Ha, sınavı neyle geçtiğinizin çok da önemi yok. Yani Avustralya'da da geçseniz, Befriedigent'te, Gutta, Zeygut'ta geçseniz de çok bir ehemmiyeti yok. Ha, bazen kurumlar işte Befriedigent'te alıyoruz diyebilir. Yani genelde bunu Alman kurumları falan yapmıyor ama böyle bazen olabilir. Yani mesela Diyanet'te görevli olmak isteyen arkadaşlar Diyanet'te B2'yi Befriedigent'te geçmek zorundalar başvuru yapabilmesi için. Çünkü diyor en azından Befriedigent seviyesinde Almanca bilmen gerekiyor gibi. Böyle bir durum varsa zaten o zaman Befriedigent alman gerekiyor. Ama Avustralya'da aslında sınavı geçiyorsun. Yani neticede ister Avustralya'da olsun ister Ziegut'ta geç sınav için yani çok bir önemi yok. Yani neticede sertifikayı almış oluyorsunuz yani tamam. Ama mesela iki kişi aynı yere iş başvurusu yaptı. Biri işte Ziegut'ta geçti ya da Gut'ta geçmiş. Sen Befriedigent'te geçsin. Kimin Almancısı daha iyiyse belki tercih sebebi olabilir. Onun haricinde çok bir önemi yok. Evet. Şimdi Şiriflih bölüme gelelim. Şiriflih bölüm dediğim gibi 45 dakika 30 dakikalık bir süremiz var. Bu süre içerisinde biz bunu yazmış olmamız gerekiyor. Tabii burada gene belli bir mektup kalıplarını ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani böylelikle ne oluyor? Spontan yazamayacağınız birçok BSY kalıbını mektupta kullanmış oluyorsunuz ve bundan dolayı BSY'yi güzel verirsiniz ve güzel bir puan alırsınız. Şimdi bazıları diyor ki işte hocam ezbercilik bu bilmem ne ezbercilikle mektuptan da işte mütlihte de ezber yapılıyor işte şeyde de ezber yapılıyor planende de diskusyonda da ezberle getiriyorsunuz. Bana bir sürü kişi yazmış böyle yani birçok kişi yazıyor böyle yani bilhassa Almanya'dakiler ilginç bir şekilde yani böyle milleti ezberciliğe alıştırıyor ezberci bir şekilde geliyorlar hiçbir şey bilmeden Almanya'ya geliyorlar da Almancaları yok da lan senin Almancan var da ne var. Yani buradakine baktığınız zaman birçok kişinin Almancası yok zaten. Ya burada adam 30 yıldır 40 yıldır burada Almancası yok kendisini ifade edemiyor. Burada Almancayı öğrenememiş kendi yabancı bir memleketten nasıl Almanca öğrenilecek? E öğrenemezsin arkadaşlar. Yani ben hala o iddiamın arkasındayım. Ya bu subjektif bir görüştür. Fakat katılırsınız katılmazsınız onlar katılır katılmaz hatta hakaret edenler bile olmuş bana. Sen git bilmem ne yap falan filan diye bana hakaret edenler laf söyleyenler olmuş falan. Ya ilginç bir şekilde şunu söyleyeyim arkadaşlar ben hala aynı düşüncedeyim. Yani sınavı bir şekilde verin Almanya'ya gelin. Yani Türkiye'de arkadaşlar şunu diyen arkadaşlar işte ben işte kendi ezberlemeden geçeceğim kendim spontan konuşabiliyor gibi olacağım ya da işte şraybını böyle kendim böyle beşverde mektubunu tam olarak yazabilecek bir seviyeye geleceğim de ondan sonra ben beşverdeyi yazıp böyle tam böyle hakkını vere vere geçeceğim de sınavı alacağım da diyen kişilerden ben bir tane bilmiyorum sınavı verip de gelebilen. Çünkü o seviyeye gelemezsin. Türkiye'de gelemezsin o seviyede. Almanya'da bile o seviyeye gelmen için Almanca'ya maruz kalman gerekir. Yani Almanya'da birçok Türk var, Almancası yok. Türklerin %90-95'inin Almancası yok arkadaşlar. Yani gerçek anlamda kendini ifade edebilecek bir Almancası yok diyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın. Niye yok? Çünkü Almanca'ya maruz kalmıyorlar. Almanya'da olmak da yetmiyor. Almanya'ya gelip Almanya'da Almanca'ya maruz kalmanız, yani radyasyona maruz kalmak gibi Almanca'ya maruz kaldığınızda Almancanız ilerliyor. Yani Türkiye'de oturacak adam iş çalışacak gece gündüz saat 8 saat 9 saat çalışacak ayakları yorulacak eve girmiş ayağını yukarı kaldırıp böyle bir kan ayağına gitsin aşağı beynine gitsin kalbine gitsin falan yapacak böyle yorgunluktan ölmüş bir hitap gelecek de ders çalışacak da Almanca öğrenecek nasıl öğrensin öğrenemez. Onun için benim size tavsiyem burada da mektupta da müddihte de kalıpları güzel kalıpları yapıp kullanıp öğrenin kullanın sınavı verin bir an önce sınavı geçin ve Almanya'ya gelin. Almanya'da Almancanızı Almanya'da geliştirin. Türkiye'de geliştirmeye çalışmayın yapamazsınız çünkü tamam yapamazsınız. Şimdi mektupta da arkadaşlar beşverde de belli kalıplar vardır ya.
Ya ben anlamıyorum yani, ilginç bir şekilde diyor ki nasıl diyor, sen diyor kalıp veriyorsun falan. Ya kalıpla yazılır, normal Almanlar da bunu kalıpla yazar. Yani bir Beşverdi'nin kalıpları vardır. Hani bilir misiniz, önceden şeyler vardı, arzu halciler vardı, böyle postanelerin ya da mahkemelerin önünde arzu böyle daktiloyla şeyciler vardı. Arzu halcilerin, yani bir tane öyle bir tanıdık arkadaşım vardı. Onun için onun yanına bir kere gitmiştim, böyle kalıplar vardı. İşte ne bileyim, şeyi iptal etme, telefonu iptal etme kalıbı, bilmem ne kalıbı, iş Beşverdi, şikayet, bilmem ne, bir sürü böyle onun fotokopi çekilmiş böyle şeyleri vardır yani. Birisi geldiği zaman o şeyi alırdı, o fotokopiyi alırdı, daktilosuna koyardı, onun isim bölümünü değiştirirdi, şikayet bölümünü değiştirdi. Birkaç nokta nokta yer vardı. O nokta nokta yerini değiştirip çıktı alır, buyurun imza atın altına, gidin verin derdi, bu kadar. Aynı onun gibi şikayette de belli kalıplar vardır ve Almanlar da aynı kalıpları kullanırlar. Ya bütün hep yazılı bölümlerde hep bir kalıp vardır. Ya arkadaşlar, şeyde bile bir kalıp vardır. Nasıl diyeyim? İlkokulda hatıra defteri vardır ya yani. Benim de öyle bir anım vardı. Mesela genelde kızların olur. Böyle kızlar böyle bir hatıra defteri verir okuldan mezun olurken, ilkokuldan mezun olurken der ki işte bu hatıra defterini yazar mısın hacı falan diye bana verdi. Şimdi baktım böyle çok güzel bir defter, böyle kokulu mokulu, böyle resimli, böyle o kadar güzel bir defter ki işte oraya hatıra yazacaksın. Ama ben bilmiyorum ki hatıra nedir, nasıl yazılır falan. Çocuğum yani. Ondan sonra dedim ki ben de önceden yazanlara bakayım dedim yani, ne yazıyorlar. Ben de öyle bir şey yazayım. Bilmiyorum ki ne yazacağımı çünkü. Önceki sayfaları bir açtım, bir baktım. İşte bana kalbin kadar temiz bu sayfayı verdiğin için sana öncelikle teşekkür ederim falan. Herkes aynı cümleyi yazmış. Demek ki dedim bu bir kural. Ben de aldım. Bana kalbin kadar temiz bu sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim diye başladım, ben de öyle yazdım. Ya bir ilkokuldaki anı defteri bile böyle yazılıyor. Ya da bir normal mektup yazdığın zaman ne yapıyorsun, ne yazıyorsun? İşte diyorsunuz büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız Cenab-ı Mevla'dan iyiyim falan filan. Ne yapıyorsun? Bir mektup, sıradan bir mektup bile, bir aşk mektubunda, bir şeyde bile belli bir kalıpla, bir ritüelle giriyorsun. Kaldı ki bu Beşverdi'de de zaten bir ritüelle gireceksin. Onun için kalıp ezberlemek zorundasınız. Ha, aynı kalıpları kullandığınız zaman sınavdan düşük alabilirsiniz. Şimdi onun sebeplerini anlatacağım. Hocam neden sınavdan düşük aldık? Neden sınavdan sıfır aldık? Neden şöyle oldu? Neden böyle oldu? Gibi sorular var. O sorularda onu izah edeceğim. Aynı kalıpları kullandığınız zaman problem yaşayacaksınız. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Onu da birazdan göstermiş olacağım. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim. Genelde müddih hocaları şirahi bunları okuduğu için bu bölümden iyi almak müddih açısından da önemli. Onu da belirteyim. Genellikle böyledir. Her zaman öyle değil ama genellikle sizin müddih sınavınıza giren hocalar genellikle mektubunuzu onlar okur. Onlar okuduğu için de sizin mektubunuz güzelse müddihiniz de güzel geçecektir anlamına gelir. Mektubunu okuyunca müddihe girdi, müddih sınavına girdi. Ha, bu kişi zaten mektuptan 45 aldı, tam puan aldı. Bu kişinin zaten Almancası iyidir diye sınavı hızlıca geçiştirebilir hocalar. Şimdi geçiştirebilir derken bir haksızlık diye düşünmeyin bunu. TELK hocalara öyle bir yetki veriyor. Sınavı erken bitirme yetkisi veriyor. Ben burada bazen ben de gidiyorum, böyle gözetme olarak şeylere gidiyorum. Orada görüyorum hocalar da, Alman hocalar da mesela sınavda genelde 16 dakika sürmesi gereken sınavı 5, 6, 7 dakikada bitiriyorlar. Yani sınavı iyi olan, yani Almancası iyi olanları hızlı bir şekilde bitiriyorlar yani. Burada da işte Schreiben'ınızı bilirse hocalar, puanlamasını bilirlerse müddihte de daha kolay sizi biraz daha hızlı sınavı bitirebilirler. Ha, normal süresinde takip eden hocalar yok mu? Onlar da var ama sınavı erken de bitirebilirler. Burada da yani niye erken bitir diye söyleyemezsiniz. Ha, genelde erken bitirdikleri kişiler zaten sınavı geçen kişiler olmuş oluyor. Şimdi geçelim. Şirefli bölüm iki bölüme ayrılıyor. Bir bilgi talebi, bir tohum informasyon, iki beşverdi yani şikayet bölümü olmuş oluyor. Burada ikisinden birini seçmiş olacağız. Ve burada yarı resmi bir e-posta yazmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar, burada şimdi sorulardan biri o mesela. Bakın, bana en çok sorulan sorulardan. Hocam hani Beisvay Allgemeine sınavında mektup mu yazacağız, e-mail mi yazacağız? Arkadaşlar, e-mail yazacaksınız normalde. Bakın şöyle şu kitapçık, tamam. Bu kitapçığımız. Model kitapçığımız yani. Şimdi model kitapçığımızın zaten şu bölüm bakalım. Bakın şuraya bakalım. Bakın görüyor musunuz? Burada ne diyor? Schreiben einer halbformalen E-Mail diyor. Bakın bir E-Mail yazın diyor. Yarı resmi bir E-Mail yazmamız gerekiyor. Yani bakın normalde bunu brief deseydi Schreiben einer halbformalen E-Mail, o da einen brief derdi. Bakın buraya einen brief geçerdi. Einen brief var mı? Yok. Aa hocam öyle diyorsun ama sınavda brief çıkıyor. İşte çıkıyor. Niye çıkıyor? Onu da izah edeyim öncelikle. Önceden, önceki BSY sınavlarında, önceki BSY, bakın TELK, Deutsch, BSY, Allgemeine sınavlarında önceden Schreiben Sie einer halbformalen E-Mail, o da aynen brief şeklinde geliyordu burası. Yani önceden brief de çıkıyordu ki brief çoğunluktaydı. Yani E-Mail daha az çıkıyordu, brief daha çok çıkıyordu. İkisi de çıkabiliyordu. Fakat sonradan bunu değiştirdiler. Sonradan bunu e-mail yaptılar. Sadece e-mail çıkıyor artık normalde.
Normalde diyorum. Bakın hala brief geliyor. Ama normalde e-mail geliyor. Şimdi niye olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi neden e-mailden vazgeçtiler? Arkadaşlar kimse e-mail yazmıyor ki. Kimse brief yazmıyor ki. Kim mektup yazıyor? Hele ki bir firmaya 5 verdi şikayetçi mektup yazacaksın. Mektup yazacaksın. Mektup gidecek de mektuba cevap gelecek de kara tren gecikir belki hiç gelmez. Kim mektup yazıyor kardeşim? Günümüzde aşk mektubu bile yazan yok. Artık her şey dijital dünyada dönüyor. Onun için artık mektuptan vazgeçtiler. E-mail. Artık hep e-mail çıktığı için e-mail'e döndüler. Ama eski arkadaşlar bakın eski şeylerde eski sınav formatlarında bakın şurada şu bakın şu yeni format tamam. Bakın şu yeni format. Bu yeni formatta diye üste bilgi veriyor bize. Üste bilgi veriyor sonra da diyor ki mesela işte şunu yaptınız ürüne katıl. Ya genelde 4 şey olur. Yani ya bir ürün şikayeti olur. Ya bir geziye katılmışsınızdır ya bir etkinliğe katılmışsınızdır onun için şikayet vardır. Ya bir konaklama vardır. Veyahut da bir kursa katılmışsınızdır. Bilgisayar kursu ya da ne bileyim Almanca kursu, İngilizce kursu, bilgisayar kursu, fitness kursu falan ondan memnun kalmadınız. Bunun için bir 5 ver de yazarsın. Tamam. Bunu organize eden kişilere. Ve sonra der ki noktalara değinir. Der ki işte 3 tane noktaya değinin ya da der 2 noktaya değinin bir tane de kendi seçtiğiniz bir noktaya değinin diyerek bize 4 nokta verir. Bu 4 noktada aslında 3 tanesine değinmemiz yani aslında buradan 2 taneye değinip bir tane de kendi seçtiğimize değinerek toplamda 3 noktaya değinerek mektubumuzu yazabiliyoruz. Ve bakın altta bir cümle var. Bakın überlegen Sie sich vor dem Schreiben yazmadan önce diyor eine passende Reihenfolge uygun bir bakın ne yapıyoruz? Şeyleri yazacağız. Reihenfolge der Punkte yani noktaların uygun bir sıralamasını diyor. Yani hangi şuradaki noktaları uygun bir sıralama içerisinde yazmış olmamız gerekiyor. Yani değineceğimiz 3 veya 2 nokta 2 artı 1 şeklindeki punktlara değinmemiz gerekiyor. Onu diyor yani bize. Sonra aynen pasenden betref bir tane betref yazmamız gerekiyor. Yani konuyu yazmamız gerekiyor. Betref bakın bu mektupta da var, e-mail'de de var. Sonra diyor bakın aynı pasende Andre'de güzel bir, yani önce bir uygun bir hitap yazmamız gerekiyor. Yani yazdığımız kişi bilinmiyorsa işte Ziyagerte Damen und Herren diyorsun. Yani biliyorsa işte Ziyagerter Herr Müller ya da Ziyagerte Frau Müller şeklinde yazıyoruz. Yani hitap yazma cümlesi. Einleitung und einen passenden Schluss. İyi uygun bir, yani giriş ve uygun bir bitiriş yazmamız gerekiyor. Ve Schreiben Sie mindestens 150 Wörter yani 150 kelime yazmamız bekleniyor bizden. Bakın normal e-mail de bu. Yani diğer bir soru da şu onu da burada yanıtlamış olalım. Hocam diyor e-mail mi mektup mu çıkıyor? Yani bunu nasıl anlayabiliriz? Ya ben e-mail mi yazacağım mektup mu yazacağım? Bunu nasıl anlayabiliriz? Çokça soru çıkıyor. Bakın burada şey geçmiyor bakın. Anschluss, datum vesaire geçmiyor bakın. Ama diğerinde geçiyor bakın. Absender, Anschrift, datum geçiyor. Bakın bu da brief versiyonu. Yani yukarıda gene bilgi verilmiş bize. Bilgiden sonra diyor ki siz diyor şuna katıldınız memnun kalmadınız diyor. Şu alttaki puntlara değinin diyor. Bakın gene überlegen Sie sich vor dem Schreiben işte şey yazmadan önce şunlara değin. Bakın cümleler aynı geliyor. Ama bakın bize diyor ki bir de ekstra eklemiş vergessen Sie nicht Ihren Absender die Anschrift Datum şeklinde bu üçü ekstra gelmiş. Yani göndericiyi Anschrift dediğimiz yani adrese yani adres yani adresin sinonimi yani adresi ve datumu unutmayın diyor. Yani bize gelen e-mail mi beruf mu yazacağız yani e-mail mi yazacağız brief mi yazacağız mektup mu yazacağız e-mail mi yazacağız nereden anlayacağız? Bize gelen sorunun sonundaki en sondaki cümlede absende, anşrift, datum varsa bu bir brief'tir. Eğer yoksa şu şekilde gelmişse ki bunun orijinal versiyonu şurada arkadaşlar. Şu mektubu açalım istiyorsanız bir mektup bölümüne gelelim. Evet bakın şurada yani. Aufgabe A'yı ya da B'yi yazın diyor. Bitum information Aufgabe A'da, bitum 5 verdi de Aufgabe B'de. Şimdi baktığımız zaman bakın bize şurada şu alt kısımda gördünüz mü? Bakın şu bölüm yani. Überlegen Sie sich vor dem Schreiben eine passende Reihenfolge der Punkte noktaların uygun bir sıralamasını diyor. Yazmadan önce diyor bunları düşünün falan diyor. Bakın bunlar. Şimdi yeni briefler, yenilerde hep e-mail geliyor. Fakat bazen niye hocam madem öyle brief gelmesi gerekmiyor mu? Hani siz dediniz ya böyle burada artık şey çıkması gerekiyor. Ya sınavın kitapçık formanında da e-mail diyor zaten. Bir e-mail yazın diyor burada. Peki niye eskilerden geliyor? Çünkü artık kurumlara mektup konusunda şöyle bir yetki veriyor TELK. Diyor ki istiyorsanız farklı mektuplar sorabilirsiniz. Yani hocalar isterse farklı mektup sorabiliyor. Yani geçmiş dönemdeki çıkan sorular mektuplar var ya. İşte o mektuplardan hep belli periyotlar içerisinde o mektuplar çıkıyor. Onlara yeni mektuplar falan ekleniyor. Biliyorsunuz bunu. Şimdi eski mektuplarda, eski mektup kalıplarında arkadaşlar işte şu
Eski mektup kalıpları kurumlarda var. O kurumlarda da şunlar kullanılıyor. Yani şu versiyon kullanıyor. Eski mektup fotokopileri kurumlarda var. Ve o kurumlar bunları kullanırken şu eski fotokopiden çektiği için, eski kalıptan, eski sorulardan çektiği için o fotokopiyi, fotokopi çekip size veriyor. Ve burada mektup gelebiliyor. Nasıl diyeyim? Mesela bazen kurum şunu yapıyor. Herkese aynı mektubu sormuyor. Sınava girdiğiniz yerde fotokopi çekiyor ve herkese farklı mektup veriyor ki benim sınavımda da öyleydi. Yani benim girdiğim sınavda da mektubu mesela herkese farklı fotokopi verdiler. Herkes dediler kendi o şeyi yazacak dediler. O fotokopiyi yazacak dediler. Mesela orada bir eski fotokopiden çektiği için, eski dokümandan çektikleri için oradan brief geliyor. Ama normalde brief gelmemesi lazım. Bakın normalde gelmemesi lazım ama gelebilir, bakın size brief gelebilir eski mektuplardan çekildiği için. Ha burada hocam bize haksızlık değil mi bilmem. Değil. Yani neden? Bunu yapabilir. Böyle bir yetkiyi TELK vermiş. TELK sınav yönetmeliğinde mesela hep böyle hocalara her türlü yetki veriyor. Soru sorabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir ki her türlü itirazın önünü kapatmak için. Yani neticede siz arkadaşlar büyük ihtimalle size sınavda bu şekilde gelecektir. Yani e-mail şeklinde gelecektir. Ama gene de dikkat edin. Bir bakın belki eski versiyon gelirse diye. Neye dikkat edeceksiniz? Size gelen sorunun sonundaki bölümde ha absende ha vergesin zenith diye. Bak standarttır bu, değişmez. Şu bölüm standarttır, değişmez burası, tamam mı? Burada bakın ha absende ha anschrift datum gelmişse o zaman buna dikkat edeceğiz. Şimdi buradan neyi cevaplamış oldum arkadaşlar? Bana gelen sorulardan bir, hocam BSY'de mektup mu geliyor, e-mail mi geliyor? Bu soruyu cevaplandırmış olduk. Brief gelecek, yani özür dilerim e-mail gelecek. Ama bazen mektup gelebiliyor. Mektup gelmesi azınlıkta. İleride bu düzelirse full e-mail gelir. Bilemem. Ama şu an itibariyle eski sorulardan sorulursa o zaman bazen mektup gelebilir. Mektup gelirse de mektubu buradan anlıyoruz dedik. İkinci sorunun cevabı da, en çok sorulan ikinci soru da oydu. Hocam bize e-mail mi geldi, mektup mu geldi, nasıl anlayacağız bunu, nasıl yapacağız derseniz bu. Evet, bana gelen üçüncü soru, en çok çıkan sorulardan biri şu: e-mail ile mektup arasındaki farklar nelerdir hocam? Bana e-mail geldi, mektup geldi. Ben nasıl, şimdi ben bir kalıp oluştur diyorsun bana ama o oluşturduğum kalıp mektuba göre, brief'e göre değişecek mi? Yani değişmeyecek arkadaşlar. Gene aynısını kullanacaksınız. Fark ne? Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Şey yazdığınızda, e-mail yazdığınızda bakın fon yazıp iki nokta üst üste koyup bir boşluk bırakıp e-mail adresinizi yazıyorsunuz. An yazıp iki nokta üst üste koyup boşluk bırakıp daha sonra da firmanın e-mail adresini yazıyorsunuz. Daha sonra boşluk bırakmadan beşverdeyi yazıyorsunuz. Yani beşverde derken betrefi yazıyorsunuz. Dikkat, burası betreftir, tamam mı? Ama arkadaşlar dikkat, buraya betref yazılmaz. Yazsanız olur mu? Olur. Ama betref B2'den itibaren artık B2 C1 sınavlarında böyle, yani betref iki nokta üst üste şunu diyorum, bakın yanlış anlasınız. Betref yazılacak. Betref yazmazsanız 6 puanınız gider. Ben şunu kastediyorum, yani betref iki nokta üst üste kelimesini BSY'dan itibaren yazılmıyor artık. BSY C1'de yazılmıyor. B1'e kadar yazılıyor. Ha yazsanız ne olur? Puanınız kırılmaz. Ama kural ne arkadaşlar? Bu yazılmıyor. Normalde betref iki nokta üst üste yazmıyorsunuz. Direkt betrefi yazıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi e-mail yazarken de bu bölüm biraz koyu olur. Onun için böyle kağıtla, yani şey yazıyorsanız, dijital yazıyorsunuz. Dijitalde yapıyorsanız koyu punk yapabiliyorsunuz. Koyu punk yapmaya çalışın bunu. Bu koyu punk yapmanız size bir puan kazandırmaz. Ama hocayı etkilemiş olursunuz. Yani kağıtla yazıyorsanız, kalemle yazıyorsanız da bu beşverde übe bla bla dediğiniz bu betref kısmını böyle biraz kalın yazın. İki kez üstünden geçebilirsiniz. Şurası biraz koyu olsun. Yani şöyle baktığında, hoca tepeden baktığında burayı böyle, şurayı koyu olarak görsün böyle. Hani çünkü bu bölümün koyu olduğunu, e-maillerde bu bölüm koyu olarak yazıldığı için bu şekilde koyu yazdığınızı ve şekle, göze de hitap etsin. Ha, bu size bir puan kazandırmaz ama dediğim gibi görünüş de hocayı güzel bir şekilde etkiler. Bunu bildiğinizi göstermiş olursunuz hocaya. Şimdi dikkat, normalde bunu fon an yazmak zorunda değilsiniz. Yazmadığınız zaman puanınız kırılmaz arkadaşlar ama yazarsanız da hocayı etkilemiş olursunuz. Bakın fon kimden? Dendan eki veriyor ya fon. Oradan aklınıza gelsin. Fon, dendan kimden? Sizden gidiyor. O zaman e-mailinizi yazacaksınız. Sallayacaksınız e-mailinizi. Hacı@gmail.com salladım bir tane. Bakın an yazıyoruz, dikkat, ilk harfleri büyük yazıyoruz, bunları yazacaksak dikkat, bunlar büyük yazıyor, bu koyu, burayı koyu yapmanızdan dolayı değil, bunu koyu yapmamın sebebi bunu büyük yazdığınızı bilin diye, yani küçük yazmayın diye. An yazıyoruz, iki nokta üst üste boşluk bırakıyoruz, daha sonra şey yazıyoruz, tamam, firmanın e-mail adresini. Firmanın e-mail adresi zaten size verilen mektupta geçiyordur, oradan bakıp yazarsınız, yoksa da sallayabilirsiniz.
Dikkat, bunun sonuna virgül nokta hiçbir şey koymuyoruz. Direkt yazıyoruz. Bunu da direkt yazıyoruz. Tamam. Bunu yazmış oluyoruz. Daha sonra 5 verdiği yazdık. Boşluk bırakıyoruz. Ziya Gerte Damı'nı teren diyoruz. Virgül koyuyoruz. Virgül koymayı unutmuyoruz. Ardından bir boşluk bırakıyoruz. Dikkat, burada boşluk bırakıp küçük harfle başlıyoruz. Sonra mektubumuzu yazıyoruz. Mektubumuzu bitiriyoruz. Mitfreundlichen Grüßen diyoruz. Şunu böyle yukarı alayım. Böyle daha iyi olur. Mitfreundlichen Grüßen diyoruz. İsmimizi yazıyoruz. Bitiriyoruz. Bu e-mail'de. Bakın, e-mail mektubu bu. Şu aradaki kalıpları zaten siz dolduracaksınız. Ama dikkat edeceğimiz nokta bu. Peki mektup gelse ne yapıyoruz? Mektup gelirse de arkadaşlar, bakın, ismimizi yazıyoruz. Şöyle yukarı alayım, daha iyi, net gözüksün. Mektup gelirse de ismimizi yazıyoruz, adresimizi yazıyoruz. Normalde Almanya'da adresler şu şekilde yazılır. Önce cadde ismi ya da sokak ismi yazılır ve numarası yazılır. Sonra bir altta da posta koduyla il yazılır. Fakat zaten bize verilen şey kağıdı çok sınırlı, yani 1,5 sayfalık bir iki sayfa, ama oradaki şeyleri de düştüğümüz zaman, ne derler, şey kısımlarını, hocaların not vereceği bölümleri ve yazacağımız isim bölümlerini de çıkaracağımız zaman aslında orası bayağı bir kısa olmuş oluyor. 1,5 sayfaya düşmüş oluyor. Onun için biz buradaki adres kısmını böyle iki sütunla değil de tek sütunla yazabiliriz. Yani şurayı arkadaşlar, şuraya alabiliriz, ama normalde böyle yazılır, tamam mı? Bu şekilde yazılır, ama bunu biz yukarıya alabiliriz. Tek satıra bunu sığdırabiliriz. Daha sonra bir boşluk bırakıyoruz. Daha sonra firmanın ismi Naturpur Kozmetik diyelim ki. Naturpur Kozmetik gene aynı şekilde, bakın, şunu bu şekilde yukarıya alabiliriz normalde, ama normalde adres yazarken adres kısımları Almanya'da standart bir şekilde böyle yazılır. Ama biz bunu yukarıya alabiliriz çünkü yerimiz kalmıyor öbür türlü. Daha sonra 5 verdiği aynı şekilde yazıyoruz. 5 verdiğinin karşısında da hangi şehirden yazıyorsak, bizim yazdığımız şehir neresiyse oradaki şehrin ismini buraya yazıyoruz. Virgül koyup tarih atıyoruz. Ha, tarihin öncesine değin diye de yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz de. Arada bir fark yok. Şu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle Stuttgart, koma, daha sonra tarih yazabilirsiniz ya da Stuttgart, koma, ondan sonra değin deyip tarihi yazabilirsiniz. Daha sonra da bir boşluk, Ziya Gerti Damı Tören, virgül, boşluk. Daha sonra küçük harfle başlarken aynı şekilde mektubumuzu yazıyoruz. İsmimizi en son mektup bittikten sonra imzamızı atıyoruz. Yani baktığımız zaman briefle şey arasındaki temel fark ne oldu o zaman? Bir, adres yazıyoruz. Absende'yi yazıyoruz. İki, tarih atıyoruz. Tarihi unutmuyoruz. Bulunduğumuz şehirle birlikte buradaki tarihi atıyoruz. Üç, sonuna imzamızı çakıyoruz. Tamam. Aradaki temel fark bu. Şimdi gelelim, öncelikle dedim ya, iki mektup var. Yani bir Aufgabe A, Aufgabe B. Yani iki tane görevimiz var. Wählen Sie zuerst zwischen Aufgabe A und Aufgabe B. Yani Aufgabe A'yı veya B'yi seçin diyor. Ama ne diyor, bakın, entscheiden Sie schnell, hızlı karar verin diyor. Çünkü niyemiş? 30 dakika süremiz varmış. Süremiz sınırlıymış. Zeit ist begrenztmiş, yani süre sınırlı. 30 dakikayla sınırlı. Birinci bölüm neymiş? Aufgabe A neymiş? Bitte um Information. Bitte um Information ne? Information bilgi demek, biliyorsunuz. Bitte rica demek. Yani bilgi için rica. Yani bilgi ricası. Bir şeyle ilgili bilgi alıyoruz. Şimdi ikisinden birini tercih edebiliyoruz, bakın. BSY'de tercih etme durumumuz var. İkincisi Aufgabe B dediğimiz 5 verdi, yani şikayet. Bu daima 19-20. sayfadadır. Tamam. Bu daima 19-20. sayfa. Yani şunu kastedeyim. Yani şu şeyi açayım be. Şimdi bunu da söyleyeceğim. Bu da önemli. Bazen karıştırıyorlar. Şimdi mektuba gelelim. Bakın mektubumuz neredeydi? Model testi şöyle küçülteyim. Daha iyi görünecek. Şu ikili sayfa yapabiliyor muyum? İki sayfalı görünüm. Hem böyle daha iyi. Hem burada. Bak şu daha iyi oldu. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Evet arkadaşlar. Mütliyavusturuk. Şey bölüm. Şu bölüm. Yani şimdi Schriftli Ausdruck. Şurada bakın. Burada bakın, bize Aufgabe A'yı veya Aufgabe B'yi seçeceğiz. Ve bu sayfa standart bir şekilde değişmez. Yani 19 ve 20. sayfadır burası daima. Böyledir. Yani şu 19. sayfadan itibaren şurası 19-20. sayfa mektuptur. Ve burası gelir. Ve Aufgabe A daima arkadaşlar bitum informasyondur. B'de 5 verdedir. Yani Aufgabe B'nin B'sinden düşünebilirsiniz. Yani Aufgabe B 5 verdi. Şimdi sınavda birçok kişi sıfır alıyor. Hocam sıfır aldım, mükemmel mektup yazdım diyen birçok kişi var. Şimdi sıfır alma sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar, bu Aufgabe'leri karıştırmadır. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi kitapçıkta bakın 19-20. sayfa, ama şimdi ben ikili versiyon yaptım bunu, ama aslında böyle değil. Niye böyle değil? Şimdi şu son sayfadaki şey bölüm, burası bazen şeyi kalıyor yani. Şu 19. sayfa var ya,
Bu 19. sayfa bazen arkadaşlar şurada kalır. Yani şu Schrifflich bölüm, şurada bir boşluk var. Şu Schrifflich Ausdruck bölümü burada oluyor. Şurası Aufgabe A burada oluyor. Resmi kitapçıkta öyle oluyor. Burada oluyor ilginç bir şekilde. Şu da arkasında oluyor bunun. Yani şu sayfanın arkasında oluyor bazen. Şimdi o durumda ne oluyor? Şimdi mektubu okuyor lütfen. Aufgabe A, B burada yazıyor. Burası da burada. Şu da arkada ya. Beş verdiği göremiyor. Aufgabe A'yı görüyor. Şimdi zaten geçmiş dönemdeki çıkan sorulara hazırlanmış adam. Hocam bana otel çıktı diyor. Burada otel var ama otelin bir de informasyon otel mektubu çıkmış ona. Fakat bu burada oteli görüyor. Otel şikayetini görüyor. Aa otel şikayeti çıktı bana diyor. Zaten onu biliyorum diyor. Hemen yumuluyor yazmaya beş verdiği. Fakat kardeşim arkasında onun beş verdi vardı. Sen beş verdiği görmedin. Yani Aufgabe A'yı yani bitum informasyon yazması gereken mektubu arkadaşları e-mail'i Beşverde diye yazıyorlar. Bu şekilde inanın o kadar çok kişi yazıyor ki ya diyeceğim ya bu kadar basit hata yapılır mı? Yapılıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü o sınav heyecanıyla şeyi de görüyor. Şurayı görüyor mektubu. Mektubun şu sayfasında da bunu görüyor. Oteli görüyor. Aa otel şikayeti çıktı diyor. Hiç mektuba bakmıyor bile. Yani mektubun ayrıntılarını okumuyor bile. Niye? Çünkü zaten okumuş diyor ki ben diyor geçmiş dönemde çıkan işte mektup otel şikayeti var o çıkmış diyor. Zaten kalıplara dizi vermiş tarırıt yazmaya başlıyor. Ama Aufgabe A'yı beşverdi olarak yazdığı için tema ferbelt diyor hoca. Yani temayı anlamamış ıskalamış diyor. Yani sıfır direkt sıfır alıyorsun. Direkt ne mükemmel mektup yaz fark etmez sıfır alıyorsun direkt. Bir bak sıfır alma sebeplerinden bir tanesi bu. Tamam. Onun için buna dikkat edin olur mu? Peki nasıl anlayacağız hocam? Bakın burada informasyonda arkadaşlar mea informationen geçer. Tamam mı burada? Şöyle tek versiyon yapalım. Şöyle yakınlaştırabilmem için. Pardon. İki sayfa görünümü iptal edelim. Şunu şöyle bir yakınlaştırayım ki daha net görün diye. Tamam. Bakın burada bize ne diyor? Mea informationen. Daha fazla bilgi. Peki aşağıdakinde ne geçiyor bakın? Burada diyor ki Schreiben eine Beschwerde an das Amt an bla bla yani nokta noktaya bir Beschwerde yazın. Bakın burada Beschwerde geçiyor zaten kelimenin içerisinde. Evet. Şimdi burada birkaç şey devreye giriyor. Tamam Beschwerde de burada izah etmem gereken birkaç durum var. Onları bir önce izah edeyim tamam mı? Peki önce bir de informasyon ne onu anlatayım. Sonra bu beş verdiğini onu anladı. Arkadaşlar bir bitum informasyon dediğimiz hadise bir reklam okuyor. Bakın gazetede ya da dergide bir yerde bir ilanda bir şey okudunuz diyor. Bir reklam okudunuz diyor aşağıdaki. Şu renkli kısım, şu kutucuk içindeki kısım bizim okuduğumuz ilan. Bu ilanı okumuşuz ve bu ilanı okuduktan sonra biz buradaki hizmeti, ürünü ya da etkinliği almak istiyoruz, katılmak istiyoruz. Bakın genellikle dört şey gelir arkadaşlar şu bölümlerde. Nedir bu? Bir, ya bir konaklama vardır. Bir otelde konakladınız, bir yerde konakladınız, memnun değilsinizdir. Ya bir ürün almışsınızdır, cep telefonudur, tuzluktur, ne bileyim bir kitap aldınız ya da bir şey aldınız, aldığınız üründen memnun değilsiniz. Veyahut da bir etkinliğe katıldınız yani bir konsere katıldınız ya da burada olduğu gibi mesela bir gençlik kampına katıldınız, bir etkinliğe katıldınız, etkinlikten memnun değilsiniz. Veyahut da bir kursa katıldınız. Yani bilgisayar kursu olur, fitness kursu olur, sürücü kursu olur, ne bileyim İngilizce, Almanca kursu olur vesaire. Ona katıldınız, memnun kalmadınız. Şimdi burada Bitium informasyonda siz ürünü almadınız, etkinliğe katılmadınız, hizmeti almadınız daha. Almayı düşünüyorsunuz. Ürünse ürünü almayı düşünüyorsunuz. Hizmetse hizmeti almayı düşünüyorsunuz. Fakat kafanızda sorular var. Ya burada bir sigorta şirketi var. Mesela sigorta şirketinin yani siz kendinizi ya da bir şeyi sigorta yaptırmak istiyorsunuz. Sigorta yaptıracağınız için ne yapıyorsunuz? Bu reklamdaki bilgiler yeterli değil. Bunun dışında da soru sormak istiyorsunuz. Ne bileyim siz riskli sporlar yapıyorsunuz. Dağcılık, kayakçılık falan. Riskli sporlar yapıyorum. Bu sigortaya fazla ödemeli miyim falan gibi. Ya da ne bileyim bu oteldi diyelim bir otel bitum informasyonu bir reklam gördünüz işte 3 gece 3 gün 3 gece 4 gün otel konaklamanız sadece kişi başı 99 euro diye bir reklam gördünüz. Fakat oradaki bilgiler içerisinde çocuklara indirim var mı yok.
Sana da bilgi lazım. Ne lazım? Çocuğum var iki tane. Biri 9 yaşında, biri 15 yaşında. Yani benim iki çocuğum var. Bu iki çocuğum için ekstra indirim olur mu? Yani biri 9 yaşında, biri 15 yaşında. Yani çocuklara da para ödeniyor mu? Ya da çocuklar kaç yaşına kadar ücretsiz ya da kaç yaşına kadar ekstra indirimli diye. Bakın, normal reklamın içerisinde geçmeyen, sizin lazım olan bir şeyi soruyorsunuz. Ya da saunanız var mı diyorsun. Senin için sauna önemli. Diyorsun ki saunanız varsa geleceğim yani. Ama orada yazmıyor saunanızın olup olmadığı. Onu soruyorsun. Bakın, karşı taraftan bir şey alıyorsun ya da ürün alıyorsun. Ürünle ilgili bir şey soruyorsun. Yani içinde şarj cihazı çıkıyor mu? Cep telefonu alacaksın. Orada yazmıyor. Şarj cihazı varsa alacağım falan gibi, bilemiyorum artık, tamam. Yani ekstra bir bilgi. Bakın, bir tohum informasyon da adı o zaten. Bakın, bilgi ricası. Bir ürünü, hizmeti, etkinliğe gitmemişsin, ürünü almamışsın, daha kursa katılmamışsın, katılmayı düşünüyorsun ya da satın almayı düşünüyorsun ama sana bilgi lazım ekstra. Karşı taraftan bilgi istiyorsun. Yani şu nasıldır, bu nasıldır diye soruyorsun. Bu bir tohum informasyon oluyor. Beşverde'de ise sen ürünü almışsın, satın almışsın, etkinliğe katılmışsın, tamam mı? Etkinliği yapmışsın sen zaten. Ya da ne bileyim, kursa katılmışsın, işte Almanca kursudur, fitness kursudur, işte bilmem ne kursudur, ya da otelde konaklamışsın ya da kampa gitmişsin, neyse onu yapmışsın. Fakat memnun kalmamışsın. Sana vaat edilen şuradaki bilgilerle, bak burada bilgiler vaat ediyor bize. Yani diyor ki 17-25 yaş arası gençlerle bir sahilde kamp vaat ediyor bize. Bize rahat şeyler, kalma yerleri diyor. İki kişilik odalar diyor, bak. İki kişilik odalar diyor. Sen gittin, lan 40 yaşında adamlar vardı. Ne kardeşim, ben buraya gençlerle yapacağım dedim. 40 yaşında adam gelmiş. Benim ne işim var onunla diyorsun mesela. Ya da iki kişilik oda diyordun, 4 kişi kaldın sen odada. Tamam. Bir sürü eğlenceli, aksiyonlu aktiviteler varmış falan. Canlı müzik varmış. Canlı müzik değil, şeyden koymuşlar. CD'den koymuşlar. Bak, uluslararası bir star gelecekmiş. Ne uluslararası starı? Yani bir tane dandik birini çıkarttılar falan diyorsun yani. Gibi. Tamam. Yani buradaki bilgiler, sana verilen bilgiler ya eksik ya yanlış, ya da vaat edilenler yerine getirilmedi. Sen katıldın buna. Katıldıktan sonra memnun kalmadın ve bir şikayet yazıyorsun. Karşında da bir şey bekliyorsun. Ya ücretin bir kısmını iade bekliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ya bir özür bekliyorsun. Neyse, bir şey bekliyorsun karşı taraftan. İşte bu beş perde oluyor. Buysa bir tohum informasyonsa, ne diyeyim, bilgi alıyorsun. Yani bu bir tohum informasyon olsaydı bu şu olurdu. Karşı taraftan bilgi istiyorsun. Yani tamam, 380 euro diyorsunuz ama bu KDV dahil mi diye. Mesela gerçi KDV söylemiş. Ya da ne bileyim, işte şey var mı diyorsun. Yani starın ismini kim, hangi star, uluslararası star diyorsun. İki kişilik odalarda şöyle oluyor mu diyorsun. Bir şey, ne bileyim, bir ekstra bir bilgi istiyorsun. Bilgi isteseydin bir tohum informasyon olurdu ama bu beş verde olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, gelelim şuna. Yani buradan hemen zaten önceden seçmemiz lazım. Hızlı karar ver diyor da orada karar vermeyeceksin zaten. Şimdi de hemen karar vermen lazım. Yani sınav sırasında bunu, burada hızlı karar verin, 30 dakikanız var falan. Orada sınav sırasında ben bunu mu yazayım, bunu mu yazayım diye düşünmeyeceksiniz. Zaten şimdiden birini karar vereceksiniz zaten. Ve burada ben beşverdeyi yazmanızı tavsiye ediyorum. Yani şiddetle beşverdeyi tavsiye ederim. Şimdi neden peki şiddetle beşverdeyi yazmanızı, neden beşverdeyi seçmelisiniz? Çünkü birincisi, beşverde kalıpları daha kolaydır. Yani bir sayfalık ezber yeterlidir. Yani bir sayfalık bir beşverde kalıbı oluşturduğunuzda bu bir sayfalık beşverde kalıbını bütün beşverdelere uyarlayabilirsiniz. Bütün hepsini uyarlarsınız. Çok daha basittir. İnformasyonda ise yaklaşık 3 sayfalık ezber yaparsınız. Çünkü informasyon biraz daha böyle çetrefillidir. Yani çok fazla varyansı vardır. Gelebilecek çok fazla varyans konusu vardır. Ha, burada ise beşverdeyi ise sizin şikayet ettiğiniz, memnun olmadığınız, işte karşı taraftan cevap gelmezse ne yapacağınız gibi temel bazı kurallar var. Onları yaptığınız zaman biter ama burada biraz daha zordur bu yönüyle. Ezber açısından informasyon daha zordur, birincisi. İkincisi, arkadaşlar, beşverde günlük hayatta en çok karşılaşacağınız durumdur. Yani günümüz internet çağında, bakın, artık kimse informasyon için firmaları yazı yazmıyor. Ya kim yazar ya? Düşünsene, gazetede ya da dergide ya da internette bir şey gördüm. Eline kağıt kalem alacaksın da, A4 kağıdını çıkartacaksın da, erinmeden yazacaksın da, işte ben ilanınızı gördüm, ilanınızda şöyle şöyleydi, benim merak ettiğim şöyle bir soru diyeceksin, onu zarfa koyacaksın, bir de ona pul yapıştıracaksın, pul yapıştırıp gidip postaneye gideceksin, postaneye onu atacaksın, postaneden gidecek gelecek de bilmem ne. Ya kim yazar mektup arkadaşlar? Kimse.
Ya kimse bir firmaya ya da e-mail fark etmez, illa mektup olarak düşünmeyin. Yani e-mail olarak da, yani bir yerde bir şey gördün, e-maili açacaksın. İşte ben sizin ilanınızı gördüm, işte şu var mıydı, bu var mıydı? Karşı taraftan internetten soru, ekstra bilgi kimse almaz. Yani ya direkt arar ya bir şey yapar yani. Tamam. Ama bakın, beş verdiği e-maili yazmanız gerekiyor. Neden? Delil açısından. Ha, beş verdiği siz telefonla da yapamaz mısınız? Tabii ki yaparsınız. Telefon açıp ya ben ürün aldım, şöyle şikayetçiyim, böyle şikayetçiyim ya da şöyle oldu diyebilir misiniz? Tabii ki diyebilirsiniz. Fakat o delil oluşturma sizin elinizde bir delil olması için, yani tüketiciler derneğine gidebilmeniz için hala günümüzde internet çağında bile e-mail yazmak zorundasınız. Karşı tarafa e-mail yazarsınız. Karşı taraftan e-mail gelir ya da gelmez, fark etmez. Siz o yazdığınız e-maili alırsınız, tüketiciler derneğine gidersiniz. Tamam mı? Tüketiciler derneğine dersiniz ki ben karşı tarafa e-mail yazdım, bana böyle bir cevap geldi, olumsuz geldi ya da cevap hiç gelmedi. Bununla ilgilenmenizi istiyorum dersiniz. Tüketiciler derneği sizin adınıza bununla ilgilenir. Bakın bu açıdan, yani günlük hayatta beş verdiği her halükarda e-maili yazmak zorunda olduğunuz için beş verdiği seçersiniz. Yani sadece sınav açısından değil, bu ezberlediğiniz kalıpları normal günlük hayatta da kullanacaksınız. Günlük hayatta bir şeyle karşılaşırsınız, ezberlemişsin zaten, çok süper ezberlemişsin sen bu kalıpları. Tak 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 hemen e-mailine durup döşeceksin üstten, ardından şey yapacaksın. Ya hatta birçok şeyde, mesela kurumda ben gidiyorum, öyle kurumda kalıplar vardı, tamam mı? Yani bizim çalıştığımız kurumda da vardı. Yani bilgisayar resmi kurumda şeyler var, tamam mı? Beşverde kalıbı, bilmem ne kalıbı, bir sürü mektup kalıpları var oradan. Şimdi ne yapacaksın? Karşı tarafa resmi bir yazı yazacağız. Yani bu, bakın, belediyenin kurumu yani. Açıyorum oradan bir kalıbı, onun boşluklarını dolduruyorum, gönderiyorum. Zaten kalıp belli. Hani diyorlar yani kalıp öğretiyorsun millete. Lan Almanlar da onu yapıyor. Resmi benim çalıştığım belediye kurumunda da kalıp var. Yani Beşver'de kalıbı var orada. Boşluklar var. O boşlukları dolduruyorsun. Yani sipariş kalıbı var. Siparişleri dolduruyorsun. O kalıplar, yani sen sıfırdan mektup yazmıyorsun ki. Tamam. Diğer bir durum, Beşver'deki daha az konu var. Yani %25 daha az konu var. Yani geçmiş dönemdeki çıkan sorular içerisinden Beşver'de konuları daha azdır. Onun için Beşver'deyi seçmek daha mantıklıdır çalışma açısından. Tamam. Bunun için ben size Beşver'deyi tavsiye ediyorum. Şimdi Beşverde'yi, diyelim ki Beşverde ya da informasyon, hangisini istiyorsanız yazacaksınız. Peki bize ne veriliyor? Bakın bize bu iki sayfalık kağıt veriliyor. Şimdi dikkat, iki sayfa değil aslında. Bakın şurada hocaların puanlaması var burada. Tamam, bir de üstte bilgi var bakın. İsimlerimizi yazdığımız bilgi var. Şimdi burayı çıktığın zaman, şu telkin ismi burayı çıktığın zaman, şurayı çıktığın zaman, bir de şuradaki ismi çıktığın zaman, şurası var ya, yazın bir buçuk sayfa. Bir buçuk sayfa bile değildir. Hadi bir buçuk sayfa diyeyim. Tamam. Bir buçuk sayfalık bir yazınız var. Şimdi bu sıkıntı, şöyle sıkıntı. Bu kağıttan başka size kağıt verilmiyor. Buraya sığdıramamışsanız yandınız yani. Yapacağınız bir şey kalmıyor. Aralara yazmanız gerekecek. Sıkıntı olacak. Yani mesela bu, ya mesela yazan, gönderen arkadaşın şeyi var ya mesela, o da bak yazmış, eşek ölüsü gibi yazmış, görüyor musun yani? Kocaman kocaman yazmış. Sığmamış. Yani ZGT'de daha önce neredeyse satıra sığmayacak. O kadar büyük yazmış. Sonra bakın sığmayacağını anlayınca da böyle küçük küçük cücük gibi yazmaya başlamış, böyle şöyle yazmaya başlamış. Bakmış olmayacak. Karıştırın, karma çorbaya çevirmiş hepsini. Onun için benim size tavsiyem arkadaşlar, bu e-mail şeyini, bakın şu şeyde vardır yani, şu cevap anahtarı bölümü. Şurası cevap anahtarıdır sınavın. Yani bu ayrı bir kitapçıktır aslında. İkisini aynı kitapçığa koymuşlar. Yani şu üstü soru kitapçıdır. Burası size verilen şeydir, cevap anahtarıdır. Şu cevap anahtarını önce, sınavdan önce verirler. Bunu kodlarsınız. Bu cevap anahtarının içerisinde bakın mektup bölümü de vardır. Mektup da buradadır bakın. Mektup iki sayfadır. Şimdi bu mektuba yazarsınız. Bunu çıktı alın, tamam mı? Ben bu gruba atarım yani bunun şeyini, sadece şu mektup kısmının çıktı alınacak şeklini. Bunu bir çıktı alın yazıcıdan. Mektubunuzu bir şuna yazın, tamam mı? Şu kağıda bir yazın. Bir görün sığıyor mu sığmıyor mu? Belki sen büyük yazıyorsun. Belki daha küçük yazman gerekir, tamam mı? Şu kağıda bir orijinal, şu kağıt üzerinden bir deneyin, tamam mı? Evet. Şimdi mesela şeyin sorusunu cevaplayacağım size arkadaşlar. Ne derler? Puanlama. Şuradaki puanlama ve puanlamanın ayrıntısını, nasıl tam puan alırsınız onu açıklayacağım. Ama onun öncesinde şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şurayı doldururken, bakın şurayı doldururken sınavdan sıfır alanlar var ya, hani birinci sebebi ne dedim? Beşverde'yi, yani informasyon mektubunu yanlışlıkla Beşverde yazanlar sıfır alır. Ki böyle birçok kişiyle karşılaşıyorum ben. Olmuyor demeyin, heyecandan insan yapıyor, siz de yapabilirsiniz. Dikkat edin ona. İki, bakın burada test versiyon numarası var. Sınav sürümü diyor, test versiyon numarası. Buraya soy isim, önce bakın dikkat, soy Türkçesi var ama insan yazarken şaşırıyor. Soy isim, isim, test versiyon numarası yazacaksınız buraya. Bu test versiyon numarasını unutanlar oluyor. Bakın burayı yazmazsanız, şu test versiyon numarasını yazmazsanız sıfır alırsınız arkadaşlar. Tamam.
Yani bazıları bunu yazmadığı için sıfır alıyor. Yani şuradaki test versiyonun numarasını yazmadığı için, bak şuradaki bölümü yazmadığı için sıfır alanlar oluyor. Buna dikkat edin lütfen. Bakın ne diyor cevap kağıdında? Übertragen Sie diese Nummer auf den Antwortbogen diyor. Yani şu numarayı diyor Antwortbogen'a işleyiniz diyor. Yani şuraya işleyiniz diyor. Wenn Sie diese Nummer nicht übertragen, wird Ihre Prüfung nicht ausgewertet. Eğer bunu işlemezseniz sınavınız değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır diyor. Net bir şekilde bize yazmış. Yani bu şeyde mektubun orada yazıyor bu cümle. Ama bunu nereye yazacağız? Şu test versiyon numarası işte 00789 şeklinde burayı yazmamız gerekiyor buradaki mektubu. Tamam mı? Dikkat edin bunu. Yazmazsanız problem olur. Sıkıntı yaşarsınız. Yani şuradaki test versiyon numarasını buraya yazacaksınız. Test versiyon numarası nerede geçiyor? Bakın şuradaki e-mailimizin içinde geçiyor. Şunu böyle biraz küçülttüm. Çok büyük olunca görünmüyor. Bakın şu e-mailimizde gördünüz mü? Bakın 00789. Bakın mektubun tam üst kısmında şurası geçiyor. Bakın. Bu e-maila diyor cevap kağıdına işaretleyiniz diyor. Eğer işaretlemezseniz sıfır alırsınız diye. Burada da ikisinde de yazmış bize. Dikkat! Biteum informasyonun kodu da 000789'dur. Beşverdenin kodu da 000789. Yani bu değişebilir. Yani buradaki bu Silberstand Kamp Beşverdesinin kodu bu. Burada mesela fitness studio sorusu belki 00841'dir belki. Anlatabiliyor muyum? Değişir. Ama şunu demeye çalışıyorum. Aynı sınavdaki Biteum informasyon koduyla beşverde kodu aynıdır. Aa hocam peki hocalar benim beşverde mi betref mi yazdığımı nereden bilecekler derseniz işte o da şeyden biliyorlar. Yani şu şeyin senin yazdığın betrefte ya da yazdığın mektuptan bunu anlayıp şuradaki kısmı işaretliyorlar. Bakın Aufgabe A mı B mi? Bakın hocaların okuduğu bölüm var şurası. Yani sağın puanlama yapılan bölüm. Siz buraya dikkat, buraya dokunmuyorsunuz tamam mı? Yani burada Aufgabe A'yı mı seçtin, B'yi mi seçtin? A informasyon, B beşverde. Bunu hoca işaretliyor. Mektubu okuyan hoca işaretliyor. Sen değil. Tekrar ediyorum. Şu sınavın şu tırtıklı bölüm var ya. Buraya hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz siz. Buradaki bütün bölümleri hocalar dolduruyor. Şu Aufgabe A, B'yi de işaretlemiyorsunuz. Bunu da hocalar işaretliyor. Bunu da sizin yazdığınız betreften ya da yazdığınız mektubun durumundan hocalar anlıyor. Evet. Şimdi gelelim. Bakın ikinci sıfır alma neydi? Biraz önce söylediğimiz şu durum bakın. Şuradaki numarayı buraya geçmeme durumu. Tamam. Buna da dikkat edeceğiz. Bu numarayı kesinlikle geçireceğiz oraya. Onu unutmayalım lütfen arkadaşlar. Bazen heyecanla mektuba yazıyorlar. Şurayı unutuyor insanlar. Tamam. Ona dikkat edelim. Şimdi gelelim asıl konumuza, asıl sorumuza. Nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar neye göre puan veriliyor? Mektup puanları neye göre veriliyor? Onu görelim. Tabii önce biraz şunu açıklayayım. Bakın bir görevli bir var. Görevli iki var. Bir de terk görevlisi var. Şimdi bu ne demek? 3 kişi mi okuyor mektubumuzu? Hayır, 2 kişi okuyor. Şu 2 kişi okuyor. Bu kişiler de genelde sizin mütte sınavınıza giren hocalar. Genelde diyorum, her zaman öyle olmaz ama genelde onlar oluyor. Şimdi bu kişiler okuyor mektubu. Burası boş kalır. Burası niye var? Sınava itiraz ederseniz diye. Yani sınava itiraz ederseniz burası TELK tarafından, Almanya'da TELK tarafından okunuyor. TELK görevlisi tarafından, TELK müfettişi tarafından okunuyor. TELK müfettişi bunu okuduğu zaman, bunu puanladığı zaman şu ikisi geçersizdir artık. Görevli 1-2'nin mektup okuması geçersizdir. Sadece bu geçerli olur. İlla itiraz etmek zorunda değilsiniz. Bazen TELK görevlileri, TELK müfettişleri sınavdaki diyelim ki bir kurumdan sorular geliyor. Yani farklı bir sürü kurum var Türkiye'de ya da Almanya'da. Bir kurumdan X kurumu diyelim isim vermeyelim. O X kurumundan oraya kaç tane şey geldi diyelim ki 100 kişinin şeyi geldi, sınav sonucu geldi. O 100 tane sınav sonucundan TELK görevlisi rastgele 2-3-4 tanesini seçer. Rastgele seçer. Aralarından rastgele seçer. İtiraz olmaksızın bakın herhangi bir itirazınız olmadan mektubu okur ve puan verir. Ama hepsini okumaz. Sadece içlerinden 2-3 tanesini okur. 100 soruda 100 tane sınavdan 2-3 tanesini okur. Bakar benim verdiği yani hocanın verdiği, görevlinin verdiği puanlarla buradaki kişilerin vermiş olduğu puanların tutup tutmadığına bakar. Yani kendisi verdi 15 puan buradaki hocalar verdi 30-30 lan nasıl 30 veriyorsun sen buna dedi ya. Bunu neye nasıl okudunuz der. Bakın burada da sicil numaraları vardır ve bu sicil numaralarından bu kişiler hakkında işlem başlatabilir. Yani öyle hemen işlem başlatmaz da bunu demek ki bunu yanlış okudularsa diğeri de o zaman diyelim ki iki tane seçti 100 taneden. Baktı ikisi yanlış okudu ondan sonra diğerlerini de okur.
Böyle genel bir okumaya girer, bakar ki rapor yazar, der ki şu kod numaralı telk görevlisi mektupları yanlış okuyor kardeşim, bu şu iki kişi yanlış okuyor, puanları çok yüksek ya da çok düşük veriyor şeklinde buradaki görevli rapor hazırlayabilir ve bu kişilerin telk sınav sertifikaları iptal, hocalık sertifikaları iptal olabilir. Onun için sınav görevlileri, yani telk sınavını okuyan hocalar şeyi dikkatli okurlar. Bu bölümleri dikkatli okurlar. Yani yanlış yapmak istemezler. Çünkü itiraz edildiğinde ya da herhangi bir durumda şey olmamak için, gözetim altına alınmamak için, yani gözetim altına alınmamak için burayı dikkatli okurlar. Peki şimdi gelelim neye göre okunuyor arkadaşlar? Bakın şu üstte bakın ne var? Tema Ferwelt var. Tema Ferwelt. Temayı ıskalamış mı diyor? Temayı kaçırmış mı? Bunu yes derse sınavda burası okumaz. Sıfır aldınız direkt. Yani biraz önceki durum gibi mesela bitum informasyon mektubu, bunu 5 verde yazın, alakasız bir durum var yani, konuda saptın konudan, yani konuyu ıskaladın, direkt yes. Ya da bir şeyler yazdın ama alakasız, yani konuyla alakalı değil, yani yazdığın şeyler konuyla alakalı değilse bunu okumaya gitmezler, çünkü okuyamaz, puan veremez sana. Yani direkt burada yes'i işaretlerler ve yes'i işaretlediği anda sıfır alırsın. Konuyu yanlış anlama, genel olarak konuyu yanlış anlama, ne kadar güzel yazı yazarsan yaz, yanlış anlamışsan eğer, o zaman sıfır alırsın burada. O zaman diğer bölümler okumaz. Bakın üçüncü sıfır alma sebebi bu olabiliyor. Bakın bu da olabiliyor. Yanlış anlaşılma, konuyu yanlış anlama olabiliyor. Tamam, devam ettik. Sonra bakın Aufgaben Bewältigung bölümü var. Yani görevleri yerine getirme. Bu bölüm Aufgabe görev demek. Aufgaben görevler. Görevleri yerine getirme bölümü. Yani bu bize verilen punktlar var ya, 3 tane punkt. Değinmemiz gereken punktlar. İşte o değinmemiz gereken punktlara, yani şuradaki değinmemiz gereken şuradaki punktlar var ya, o punktlardan 3'üne değinip değinmediğimizle alakalı. Aslında şunu böyle bir tane daha açayım ya, şöyle. Bir sayfa daha açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapıştır diyelim. Şuradan bir sayfa daha açayım. Şuradan göstereyim. Yani onu da şuradan açalım. Mektuptan açalım. Görmüş olun. Yani neyi kastettim görün. Şunu da şöyle şunun yanına alalım. Bakın burada değinmemiz gereken punktlar var mektupta, değil mi? Şunlar. Diyor. Behandeln Sie darin entweder. Ya diyor ki şuna değinin diyor. Neye? A. Drei der folgenden punkte. 3 noktaya. Ya diyor entweder şu 3 noktaya değinsin diyor. O da. Bakın entweder o da kalıbı. O da zwei der folgenden punkte. 2 punkta değin diyor. Und einen weiteren aspekt ihrer Wahl. Seçtiğiniz başka bir noktaya da değinebilirsiniz. Yani bize 4 punkt veriliyor. Bu değinmemiz gereken 4 punktan. Ya 3 tanesine değineceğiz. Bu 1, 2, 4 olabilir. 1, 3, 4 olabilir. 2, 3, 4 olabilir. Fark etmez sıralaması. Bir mantık sıralaması içerisinde değineceğiz tabii ki. O uygun, bakın diyor ki şurada diyor ya bakın. Yazmadan önce diyor. Überlegen Sie sich vor dem Schreiben eine passende Reihenfolge der Punkte. Noktaların uygun bir sıralaması diyor. Yani buradaki noktalardan mantık silsilesi içerisinde ne bileyim ücreti talep etme hemen başında yapamazsın. Onu demeye çalışıyorum. Yani uygun bir şekilde sıralayacaksın bunu diyor. Tamam. Uygun bir sıralamasını yapın diyor burada. Ama hangisine değineceğiniz sana kalmış. Ya da diyor bakın bize bir çok güzel bir avantaj veriyor burada aslında şu bölümde. Diyor ki 2 punkta değinin diyor. Ya da 2 punkta değinin diyor. Ama dikkat, 2 punkta değinmen yeterli değil. Üçüncü bir punktu sen kendin yapabilirsin. Kendi seçtiğin bir yöne değin. Burada bizim belirttiğimiz değil. Aslında bu çok büyük bir avantaj. Neden? Çünkü bir kalıp yazdığınızda o kalıplarda genelde ne vardı? İşte ürünü neden beğenmediğiniz, ürüne neden ilgi duyduğunuz, karşı tarafa ulaşmaya çalışıp ulaşamadığınız, memnuniyetsizlik sebepleriniz, karşı taraftan ne beklediğiniz ya da karşı taraf sizin beklentinizi karşılamazsa ne yapacağınız, karşı tarafa önerileriniz gibi mesela bir sürü kalıplarda cümleler vardır. Ya arkadaşlar zaten o kalıplar içerisinde siz 5-6 farklı noktaya değiniyorsunuz siz. Onun için aslında 2 punkta değinseniz sizin o kalıplar cümlelerde, ben yazdım, yeni kalıplar yazdım, benim kendi gruplarıma yazdım, öğrenci gruplarına zaten ders gruplarına yeni kalıplar yazıyorum. O kalıplarda zaten 6-7 farklı noktaya değiniyorum ben orada. Onun için onlara diyorum ki ben 2 punkta değinsen yeter diyorum. 1-2 olur, 1-3 olur, 1-4 olur, 2-3 olur, 2-4 olur fark etmez. 2 tanesine değin. Zaten size verdiğim kalıplarda 3. bir noktaya değildiği için 3 noktaya değinmiş olursun diyorum. Tamam. Siz de kalıplarınızı oluştururken buna dikkat ederek oluşturursunuz. Tamam. Yani bu 4 noktadan bakın 2+1 ya da 3 noktaya değinirseniz
A alırsınız. Bakın 3 noktaya değinmek A sebebidir. 2 noktaya değinirsiniz B alırsınız. 1 noktaya değinirsiniz C alırsınız. Hiçbir noktaya değinemezseniz D alırsınız. Tamam. D almış olursunuz. Yani A puanlamaya baktığımız zaman A 15 puan değerindedir. B 9 puan değerindedir. C 3 puan değerindedir. D de 0 puan değerindedir. Yani A 15 puan, 15, 15, 15 toplam 45 puan değerinde olmuş oluyor puan. Aslında 5 de 3 ile çarpılıyor. Yani niye öyle demişler bilmiyorum. Saçmalamışlar orada da. Onu şöyle izah edeyim. Aslında yani puanlamayı göstereyim size. Yani şöyle. Yani aslında A 5 puan oluyor. B aldığın zaman 3 puan, C 1 puan, D 0 puan oluyor. Ama bunu 3 ile çarpıyorlar. Yani toplamda 15, 9, 3, 0 oluyor. Yani kardeşim baştan deseniz örneğin niye öyle yapmışlar bilmiyorum. Ama neticede A aldığınız zaman 15 puan almış oluyorsunuz. Tamam. Buradaki bölümlerden. Şu 3 bölüm. Şimdi bu 3 bölümde neydi? Bakın Aufgaben bewältigung. Görevleri yapma. Yani işi becerme. 2 kommunikative Gestaltung. İletişimsel tasarım. 3 formale Richtigkeit. Birincisine görevleri yerine getirme. Görevleri yerine getirdiğin zaman ne oluyor? Şuradan tam puan alıyorsun. Bakın şuradan. A almış oluyorsun. 2 kommunikative Gestaltung. Bu ne? Bu da iletişimsel tasarım oluyor. İletişimsel tasarım dediğimiz mesele mantık, uyum ve sıralamadır. Ne demek istiyorum? Bir mektupta belli bir uygun bir sıralama yazman gerekir. Yani dedim ya hani, yani mektuba şöyle başlayamazsın, bir 5 verdi mektubuna. Siz adi herifler, yani hakaret demeyin de hadi hakarete atalım, hakaret zaten olmaz da. Ben paramın yarısını istiyorum sizden, böyle bir rezillik görmedim falan. Bakın parayı isteme meselesi mektubun sonlarında yazılması gereken bir durumdur. Tamam, önce bir sıralama vardır, tamam, bir uygun bir şeyle girersin yani. Önce bir hitap edersin karşı tarafa, tamam mı? Sayın bilmem ne dersen, hani adama sayın deyince döşüyorlar ya tartışma programı. Aynı önce bir sayın de yani, ziyagerte bilmem ne de. Hitap et. Sonra ürüne neden ilgi duyduğunu söylersin. Karşı tarafa ulaşmaya çalıştığını ama ulaşamadığını, bundan dolayı bu 5 verdeyi yazdığını, şöyle şöyle beklenti içinde olduğunu ama bunların karşılanmadığını ya da ilanlarında şunların yazıldığını ama bunların gerçekte doğru yansıtmadığını, bu sebeplerle memnun kalmadığınızı, ve bundan dolayı da karşı taraftan ücretin 3'te 1'ini, 3'te 2'sini ya da %50'sini geri istediğinizi ya da ürünü iade etmek istediğinizi ya da ürünü değiştirmek istediğinizi, duruma göre yani değişir ama genelde ürünün ücretten de pay isteyebilirsiniz. Karşı tarafa söylersiniz. Bunu eğer bana olumlu cevap vermezseniz, 2 hafta içinde bana cevap dönmezseniz bunu durumu tüketiciler, Verbraucher Kosten, Verbraucher Sentral'e haber vereceğinizi, Verbraucher Sentral işte tüketiciler derneği, tüketiciler derneğine haber vereceğinizi söylersiniz. Ya da illa tüketiciler derneğine haber vereceğim demek zorunda değilsiniz. Olayı sosyal medyadan paylaşacağım. Sizi rezil kepaze edeceğim sosyal medyada. Ben bir sürü fenomenim, bir sürü takipçim var. Sizi bir yazsam kepaze olursunuz gibi. Anlatabiliyor muyum? Sizi durumu sosyal medyadan, genelde sosyal medyadan daha çok korkarlar firmalar, onu söyleyelim. Dersiniz. Sonra da karşı tarafa gerekirse işte şunları, işte ilanlarınızın gerçekçi olmasına dikkat edin. Şuna dikkat edin. İlanlarınızda yalan yazmamaya dikkat edin gibi tavsiyede bulunursun ve bitirirsin mektubu. Bak bir sıralama var. O sıralamaya uymazsan eğer bir harf düşer. Dikkat, bir harf düşerse ne olur? 6 puanın gidiyor. Bakın 15, 9, 3, 0. 15'ten B'ye düştün, ne oldu? 15'ten 9'a düştün, yani 6 puan gitti. Bir tane daha yanlış yaptın, B, C'ye düştün, ne oldu? 9'dan 3'e düştün, 6 puanın daha gitti. C'den düşerse 3 puanın gidiyor ama bakın 6, 6, 3 puanın gidiyor. Toplam 15 puan çünkü. Ha, kommunikative Gestaltung da gene mantık hatası. Çok yapılıyor bakın mantık hatası. Birçok kişi mantık hatası yapıyor. Peki en çok yapılan mantık hataları neler arkadaşlar? En çok yapan mantık hataları, şöyle bir şey yazayım. Şuraya yazalım bakın. Tamam. Biri de arkadaşlar en çok yapılan mantık hatalarının bence birincisinde ne olabilir? Mesela mektup yerine, bak mektupla şeyin karışma, bak mektup yerine e-mail yazarsan, tamam, e-mail mesela ne olabilir burada, bunun başlığı altında şöyle diyebiliriz mesela, e-maile imza atmak mesela, bakın e-mail yazıyorsun, e-maile ne yaptın, imza attın, olur mu? Olmaz. E-maile imza atabilir misin? Atamazsın. Atamayacağın için e-mail yazıyorsun ve sonuna, isminin sonuna imza atarsan bir mantık hatası olur. Tamam.
Ya da e-mail'e tarih atarsan, bak tarih. E-mail'e tarih atılmaz. Neden? Çünkü e-mail'de zaten tarih vardır. Otomatik olarak gönderdiğin tarafa tarih gider. Tamam. Ya da mesela e-mail yazıyor. E-mail'e diyor ki bana aşağıdaki e-mail'den ulaşabilirsiniz diyor. İletişim, bak iletişim. İletişim adresi e-mail veriyor, bak e-mail vermek. Bu da bir mantıksızlık. Hatta ilginç, işin ilginç tarafı, ben bunu bir isim vermeyeyim, bir yerde gördüm. Adam resmen, yani mektup kalıpları, BSY 5 perde mektup kalıplarının işleyen diye yerde diyor ki iletişim bana aşağıdaki e-mailden ulaşabilirsiniz diyor. 5 perde kalıplarını veriyor ve onu vermiş. Bakın bu bir hatadır. Çünkü e-mail otomatik olarak karşı tarafa gittiğinde sizin tarih, zaman, her şey gider. E-mail adresiniz de otomatik gider. İletişim bilgisi olarak e-mail değil arkadaşlar. Ne verirsiniz? Telefon verirsiniz. Tamam. Telefon numarası vermeniz lazım. Telefon yerine eğer şey yazarsan bu da bir mantıksızlık oluyor. Tamam. Ya da mesela gene en çok yapılan hatalardan biri ne? Mesela avukat meselesi. Hukuksal meseleler. Hukuksal mantıksızlık diyeyim. Peki bu ne mesela? Nasıl hukuksal mantıksızlık yapılabilir? Ya adam, arkadaşlar mesela sorular içerisinde bir tane şey var. Tuzluk gibi bir şey. Öğütücü, değirmen yani. Bilirsiniz böyle kafasına basarsın, böyle tuzlu karabiberi öğütür ya. Mesela sınavda çıkan sorulardan biri bu. Böyle bir mutfak yardımcısı olarak bir tuzluk çıkıyor. La tuzluk kaç para zaten lan? Arkadaşlar özür diliyorum. Yani ifadelerimi kullanırken lamban kullanıyorum ama özür diliyorum. Yani sadece şey için, konuyu ifade etmek için, böyle biraz vurgulayabilmek için kullanıyorum. Yani nezaketsizlik olarak lütfen saymayın, olur mu? Tuzluk kaç paradır yani? 20 eurodur ya. 10 eurodur, 5 eurodur. Bilemiyorum kaç paradır. Yani 20 eurodur en fazla. Şimdi arkadaşlar avukat masrafı kaç para biliyor musunuz Almanya'da? 2600 euro. Tamam, değişiyor. Avukatına göre değişiyor ama 2600 euro. La 2600 euroluk avukatı sen niçin tutuyorsun? 20 euroluk tuzluk için mi? La 20 euro tuzluk. Sen avukat tutar mısın 2600 euroya şey için? 20 euroluk için. Tutmazsın. Bak bu bir mantıksızlıktır. Bak cümlende yanlışlık yok. Yani cümleni yazmışsın. Yani siz 2 hafta içinde benimle iletişime geçmezsiniz. Ben avukatımla iletişime geçeceğim. Avukatımla durumu haberdar edeceğim. Avukatımla görüşmek zorunda kalacaksınız. Avukat yasal adımlar atacağım. Bakın ya arkadaş, ya 20 euroluk şey de avukat devreye girmez. Yani size şunu söyleyeyim arkadaşlar. 40 tane yaklaşık 5 verde mektubundan, 45 verde mektubundan sadece bir tanesi avukatla çözülüyor. Tamam. Sadece bir tanesi avukatlık. Geri kalan hepsi şeyle çözülüyor. Verbraucher Central ile çözülüyor. Tüketiciler Derneği ile çözülüyor. Onun için Tüketiciler Derneği'ne haber vereceğim deyin. O bir tanesi avukatla çözülen, bir tanesi de işte bir tane ev var herhalde. Evin önüne park platformu yapılıyor. Yani senin bulunduğun evinde çocuk parkı yıkılıp yerine park yapılacakmış. Sen buna itiraz ediyorsun. Bak bu avukatla çözülecek bir mesele. Tamam. Bu avukatlık bir mesele. Sadece o bir tanesine bakın. 39 tanesi arkadaşlar Verbraucher Central ile çözülüyor. Tamam. Verbraucher Central. Tamam. 39 tanesini böyle çözüyoruz. Tamam. Evet. Bak bu da mesela, bakın cümleniz hatalı değil ha. Bak cümleyi mükemmel yazsam da B2'lik, C1'lik, C2'lik cümle bile yazmış olsam, mesele puanını kıran şey cümledeki hata gramer değil, mantıksızlık. Bir cep telefonu aldın. Kaç paradır yani bir cep telefonu Almanya'da arkadaşlar? Yani en pahalı cep telefonu olsun 1200 euro, 1300 eurodur yani. 1200-1300 euroya sen 2600 euroluk avukat tutmazsın. 400-500 euroluk kursa avukat tutmazsın. Anlatabiliyor muyum? Onu demeye çalışıyorum. Bak bu da bir mantıksızlık oluyor. Tamam. Ya bu tip mantıksızlıklar, bunu yaptığın zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir harf düşüyor. Yaptığın her mantıksızlıkta bir harf düşer. Yani 6 puanına mal olur. Bir mantıksızlık yaptın, B'ye düştün. Bir uyumsuzluk şeyi, sıralamayı uygun yapmadın, C'ye düştün, C'ye düştün. Ya da ne bileyim, zili yazman gerekirken yani adama du dedin, du'luk konuştun, lap düştün yani. Al sana 0 aldım buradan.
Geçiyorum formale richtig kaydı. Formale richtig kaydı arkadaşlar biçimsel doğruluk demek. Ki gramer ve genellikle imla. İmla ve gramer kuralları bu bölüm için geçerlidir. Yani şurayı şöyle bir açayım göstereyim size şuradan. Bakın şurada. Bakın Aufgaben Bewertung. 4 noktadan 3 tanesine değineceksin ya da 2 artı 1. Birini sen seçeceksin. 3 tane değindiğin zaman tam puan alıyorsun. Ha, 3'üne değinemedin. 2'ye mi değindin? Bir harf 6 puanın düşer. 6 puan düşer. 9 alırsın. O bölümden 9 alırsın. Yani 15 değil de 9 alırsın. A görev için. Şu bölüm için diyorum. Yani bu 15 puan. Bu 15 puan. Bu 15 puan. Tamam. Birine mi değindin? O zaman ne yaparsın? 3 alırsın. İkisine mi değindin? 9 alırsın. Üçüne de değinirsen 15 alırsın. Bak, komünikatife geçtik. Uyum, mantık, tutarlılık bakın. Tamam. Giriş, gelişme, sonuç. Uyum, sıralama, mantık. Uyum, mantık, sıralama diyelim. Tamam. Kısaca uyum, mantık, sıralama. Formal richtig kaydı bakın dil bilgisi hakimiyeti. Gramer ve noktalama işaretleri. Ama şöyle bir güzellik var. Bu bölümde, şu bölümde formal richtig kayıt bölümünde yaptığın 3 hatadan bir harf düşer. Yani noktalama işaretlerinde yaptığın hatadan 1-2 hata yaptın yine A alırsın. Bakın 3-4-5 hata yaparsan B alırsın. 6-7-8 hatada C alırsın. 9 ve üzerinde hata yaparsan da D alırsın. Şimdi ama buradaki noktalama işaretlerinde o kadar hassas davranırlar ki arkadaşlar. Virgülün yeri bile bak virgülü doğru yere koysam bile virgülü biraz ileri ya da harfi bitişik yaparsan yani iki harfinin ortasında bitişik yaparak koyarsan bu puanına kırma sebebi olabilir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum bak şuradan göstereyim. Şu düzeltilmiş şeyden gösterelim bak. Şimdi bizim bu Ali'miz, Ali Yılmaz'ımız ne yapmış? İsmini yazmış tamam mı? Kodu da yazmış, güzelce yazmış. Bakın fon yazmış, iki nokta üstü an yazmış. Beş böyle diyor, iğren dememiş. Bakın iğnen demiş. İğren diyeceksin, iğnen demiş. Burada yanlış yazmış. Bak ziyade gerek tamamen öfeyen. Virgül koymuş, bak dikkat. Alsih iğren zayge las, virgül koymuş. Bak ama kırmızı işaretlemiş. Neden? Neden? Çünkü virgül ileride. Bakın als las kelimesiyle lesen'ın preteritum hali, las kelimesiyle va sein'ın preteritum hali. Va kelimesinin ortasına koymuş. Aa, hocam nasıl yani? İşte bak bu şurada bir biçik olmuş şuradaki gibi bakın. Gründen virgül koyup tamam mı? Sonra boşluk bırakacaktı. Bakın burada virgülü koymadan önce bir harflik bir boşluk var şurada. Ne olmuş oluyor? Direkt puanı kırılıyor buradan. Burada niye kırılmış peki? Burada da boşluk bırakmamış. Sonrasında boşluk bırakmamış. Bak Begeistert, koma sonra bir boşluk bırakıp daha ich gefunden diyecek ama burada boşluk bırakmamış. Noktayı koymuş ama arada bakın ne oldu? Boşluk var. Kocaman bir harflik boşluk var arada. Hocam o kadar mı ya? Evet o kadar arkadaşlar. Evet bu kadar puan kırılıyor. Yani bu tip puanlarda bakın burada Z'yi büyük yazmış, küçük yazmış falan. Değil mi? Bakın İ'yi büyük harf yazdığın zaman nokta koymazsın. Büyük yazmış, nokta koymuş. Ya da bu İ'yi küçük yazmış. Bu üçüncü tekil şahsın O'su gibi olmuş falan. Tamam. Yani bunların hep hata oluyor. Ya da mesela bakın tırnak işaretini aldığınız zaman tırnak işareti Almanca'da ilk tırnak işareti üstte değil alta konur. Almanca'da tırnak işareti, birinci tırnak işareti kelimenin, iki tırnak içerisinde alacağımız kelimenin altına konur, ikincisi üste konur. Bakın burada üste değil, alta koymadığı için burada hata yapmış. Bakın tırnaktan sonra da büyük harfle başlaması gerekiyordu, küçük harfle başladığı için hata olmuş. Burayı deine demiş mesela, ihre diyeceğine deine demiş mesela. Virgül das'tan önce koyulması gerekiyordu, yani şuraya koyulması gerekiyordu, buraya koymuş, puanı kırılmış mesela gibi. Ama dediğim gibi noktalama işaretlerinde her 3 hatada bir harf düşer. Şimdi bana bu mektubu yazan arkadaş dedim hani 9 almış. Bir baktım 2 noktaya değmiş tamam. 3 noktadan 2 noktaya değmiş. Buradan B aldı. Arkadaşın mektubunu okudum. Baktım bir mantıksızlık yapmış. 2 de uyumsuzluk yapmış. Direkt D aldı buradan. Saydım 15 veya 16 tane de noktalama hatası yapmış. Buradan da D aldı. Yani dedim ki hocam ben senin kağıdını okudum. Ben arkadaşın olarak senin kağıdını okusam B, D, D verirdim sana. Yani 9, 0, 0. Yani hocalar hakkını vererek çok güzel okumuş senin kağıdını. Yani 9 hak ediyordum. Zaten ben 9'am 9 verirdim sana. Tamam mı? İtiraz etmene gerek yok. Boşu boşuna itiraz etme yani.
Çünkü itiraz ettiğinde 40 euro verecek. Ha, buradaki tel görevlisi okuyunca bir de rapor hazırlıyor. Bir sayfalık rapor hazırlıyor. Neden senin o puanda olduğuna dair. Diyecek sen 2 noktaya değindiğin için buradan B aldın. Burada uyumsuzluk, mantık ve şundan şundan dolayı buradan D aldın. Burada da toplamda şu kadar hatan olduğu için D aldın deyip rapor yazıp bir klasik, o da şablon halinde bir rapor var. Yani şablonu yazılayıp sana tak diye gönderecek ve boşu boşuna 40 euro verip 3 haftada boşuna sonuç bekleyeceksin. Şimdi sorun şurada arkadaşlar. Şimdi adam diyor ki hocam ben mükemmel yazdım arkadaşım. Yani arkadaşım, benim arkadaşım yani bu yazan da. Şimdi ben de ders görmemişti. Yani kendi hazırlanıp girmişti. Şimdi burada arkadaşım bak şurayı diyorum mükemmel yazmış olman. Hani burayı tam da yapabilirdi. Bütün noktalara değinmiş de olabilirdi. Burayı mükemmel yapıyor olman buradan puan vermez sana. Ya ne demek istiyorum arkadaşlar ya? Bak Türk mantığından çıkalım ya. Şu mantıktan çıkalım ya. Bazen oluyor. Şöyle düşünün tamam. 3 tane soru var. Siz bir sınava girdiniz. Hangi sınav olduğu önemli değil. Bir sınava girdiniz. 3 tane soru var. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru. Her soru 15 puan değerinde. 15 puan değerinde. Sen birinci soruyu mükemmel yapmış olman sana diğer bölümlerden puan kazandırmaz. Bak ben çok uzun süre öğretmenlik yaptım yani. Çok uzun süre öğretmenlik yaptım Türkiye'de. Ben şimdi sınavda ya çocuğa bakıyorum birinci soruyu yazmış. Ya diyorum kardeşim çocuk ikinci soruyu yazsana, ikinci soruya bir şeyler yap, bir şeyler karala yaz. Çünkü ikinci soruya bir şey yazmadığın zaman bu bölümü ne kadar, bu bölüm bitmiş zaten. Ben bakıyorum bazen hala bire bir şey yazıyor. Diyorum ki ya bir bitmiş, geç onu geç. Süre bitiyor çünkü ya. Bunu bitmiş zaten, buradan tam puan alacaksın benden. Ya şuraya bir şeyler yaz la, buraya bir şeyler yaz, bir şey yaz yani. Buraya ben bir puan vereyim. Yani adam 3 noktaya değiniyor, mükemmel değiniyor. Bir sürü yazı yazmış. Buralara değinmiş. Ne kadar yazarsan yaz, buradan alacağın en yüksek puan A'dır ve 15 puandır. Sen yaptığın mantıksızlık, uyumsuzluklardan buradan puanın kırılır. Burada da noktalama işaretlerinden puan ya da gramatikten puanın kırılır. Yani onun için diyorum ya, lütfen puanlamanın bu üçünden verildiğini unutmayın. Bunu unutmazsanız, noktalara değinirseniz, 2.2+1 şeklinde noktaya değinse en basitinden. Daha sonra uyum, mantık, yani zaten kalıpları ezberlersen bu hataları yapmıyorsun işte. Niye bu hataları yapmıyorsun? Arkadaşlar bir saniye kapıyı açmam gerekiyor. Alo? Alo? Evet. Ne diyorduk? Yani puanlamayı bildiğinizde, yani mesela ben diyorum ya arkadaşlar, yani benim gruplarda paylaşıyorum ya, Telegram grubunda falan. Benim öğrencilerim bakın hep böyle tam puan alırlar. Yani yüksek puan alıyorlar. Niye? Çünkü bunu bildikleri için, böyle yaptıkları için puanı yüksek alıyorlar. Şimdi geçelim diğer şeye. Diyor ki mesela başka bir soruya. Tamam mı? Şimdi buradan anladığınızı düşünüyorum artık şeyi. Yani şeyin sorunun cevabı olmuştur diye düşünüyorum. Hangi sorunun? Hocam sınavdan iyi bir puan almak için nelere dikkat etmeliyiz? Puanlama neye göre yapılıyor? Bunların bu tarzda, yani bu içerikte bir sürü soru var. Onların cevapladığını düşünüyorum. Tamam mı? Diğer bir soruya geçiyorum. Diyor ki son zamanlarda çok kişi diyor Schreiben'dan sıfır alıyor diyor. Bunun sebebi nedir? Birkaç tane sebep açıkladım. Birincisi dediğim gibi bu temayı yanlış anlama olabilir. Şey yazmama olabilir. Ne derler? Bu şuradaki kodu yazmama olabilir. Bir de arkadaşlar aynı sınavda belli kişilerin, belli sayıda iki veya daha fazla kişinin aynı kalıpları kullanarak yazması. Yani biz sınavda çokça geçen kalıpları, herkes aynı kalıpları yazmışsa hoca da oradan sıfır verebilir. Tamam, kopya çekme mantığıyla ya da aynı kalıpları kullandığı için sıfır verebilir. Böyle bir durum da olabiliyor, tamam. Ondan dolayı da olabiliyor.
İtiraz nasıl yapılabilir? İtiraz süreci nasıldır diye mesela soru gelmiş. Ya, itiraz da arkadaşlar link attım mesela size. Gruplarda ben Telegram gruplarında biliyorsunuz size şey yapıyorum yani. O gruba attım, linki attım. O linkten şey yapabilirsiniz yani itiraz edebilirsiniz. Ama dediğim gibi itiraz edeceğiniz zaman yani itirazınız şöyle olmalı. Tamam, mektupla ilgili itirazınız şu şekilde olmalı. Yani ben hocam bir puanla kaldım, iki puanla kaldım, işte alsam geçecektim falan gibi yazarsanız bu kabul edilmiyor. Yani ben mektubu iyi yazdığımı düşünüyorum. Fakat beklentimin çok altında geldi. İyi yazdığınızı gerekçelendirerek böyle sınavlarda ya da kursta hep böyle yüksek puan alıyordum. Burada şey oldu gibi böyle cümleler yazarak itiraz ediyorum diye itiraz edersen sonuç düzeltilebiliyor. Şimdiye kadar itiraz ettiğimiz, ben yardımcı olup itiraz ettiğimiz 18 kişi oldu. 18 kişiden yanlış hatırlamıyorsam 4 kişi olmuş olması lazım. Yani 4 veya 5 kişinin sınav sonucu değişti, düzeltildi. Bazen çok yüksek değiştirme de oldu. Yani adama kaç vermişler? 3 vermişler ya. 45 aldı ya itiraz edip. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Yani ben ona çok şaşırmıştım. Yani bir arkadaşın başına geldi yani. Lan 3 veriyorsun. 3 45 alıyor. Nasıl bir şey bu? Anlamış değilim yani. O kişinin inşallah işlem yapılmıştır o hoca hakkında. Tamam. Yani kimse o. Bilmiyorum. Hocayı da tanımıyorum. Yani adama nasıl 3 verirsin lan? Yani itiraz ediyoruz. Hani 3'ü 9 yapılır. Tamam. Hani anlarım. Yani gözünden kaçmıştır yani. Yani 9'dur. 9 vermişsindir. Yani 15 olur. Tamam. Genelde öyledir. Yani genelde çok cüzi puan artışları olur yani. 9'a 15 yani bu olabilir yani kişinin bir gözünden kaçabilir bazı şeyler. Ya ama arkadaşım ya nasıl 3 puan 45 olur ya? Bu saçmalık. Ya o terk görevlisi diyorum yani terk görevlisi bunu okurken o hocalar hakkında işlem yapması lazım. Yani niye kardeşim sen buna nasıl 3 verirsin demesi lazım yani. Bu çok saçma bir durum. Ha ben tahminim o şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Buradaki hocanın bunu okuyan hocanın bu kalıpları yani başkasında da gördüğünü, aynı sınavda başka birinden de kalıp gördüğünü ve o iki kalıbı gördüğü için burayı çok düşük verdiğini düşünüyorum. Bu hoca da okuyunca o kalıp mantığını bilmediği için yani oradaki şeye buna normal okuduğu için puan verdiğini düşünüyorum. Buna büyük ihtimal soracaktır. Diyecektir ki ya nasıl siz buna 3 puan verirsiniz? O hoca da büyük ihtimal diyecektir ki yani ya biz bunu kalıpları çok görüyoruz sağda solda onun için yaptık falan diyecektir falan. Ama ne oldu? O arkadaş sertifikasını aldı. 3 puan bile yetiyordu ama düşünsene 45 de geçti yani. Çok mantıksızlık oluyor. Yani böyle 4-5 kişiye itirazımız sonucunda ben hatta gruplarda paylaşmıştım bazılarını böyle itiraz durumunda. Yani itirazı arkadaşlar diyorum ya bakın 40 euro veriyorsunuz birincisi. İkincisi eğer gerçekten kötü yazdığınızı, iyi yazdığınızı düşünüyorsanız itiraz edin. Yoksa itiraz mantıklı olmayabilir. Yani bu anlattığım şeye baktığımız zaman o şekilde itiraz edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir açayım bakalım şuraya. Evet, şöyle bir gruplara şimdi bir bakalım. Sorularımıza bakalım arkadaşlar. Neler varmış? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hocam merhabalar. 29 Kasım'da sınavım var. Takipteyim. Güzel. İnşallah başarısın. Evet, bakalım. Hocam B2 tanıtım videolarınızı izledim. Bir yerden B2 terk sınavına hazırlanmaya başladım. Bazılarına başlamak istiyorum ama nereden başlamalıyım, nasıl başlamalıyım bilmiyorum. Zaten kalıp var. Ya şey var, BSY kampı yaptım ya ben. YouTube'dan o kampı bir izle. Ama oradaki kalıpları kullanmayın. Olur mu? Yani sizden ricam kalıpları kullanmayın. Şimdi bu mektup için de geçerli. Ya arkadaşlar ben bir kalıp attım gruplara. Mektup kalıpları yazıyorum. Ya YouTube'da bir ders yapıyorum. Ya o kalıpları almayın yani. O kalıpları almayın derken onu örnek olarak düşünün. Yani mesela ben kalıpları tamam mı? Şurada kalıp yazdın ya. Yazdığın kalıpları mesela şu diyelim ki benim bir kalıbım. Hangi kalıp? Gidiyor cümle. Ya şu cümleyi al, kopyala. Tamam mı? Aç GPT'yi tamam mı? Arkadaşlar ChatGPT'yi açın tamam mı? Sonra da GPT'ye sorun. Deyin ki GPT'ye bana deyin tamam mı? Aşağıdaki neyse şimdi tek tek yazmayayım. Bana aşağıdaki kalıba alternatif yaz diyeyim tamam mı? Alternatif yaz bakalım. Zeki ya. Yaz. 5 tane diyeyim. 5 tane. Bana 5 tane alternatif yazsın. Tamam. Şimdi ben ne yapıyorum? Cümleyi yapıştırıyorum diyor. Bu cümleye bana 5 tane alternatif yazacak. Tamam. Tak diye GPT 5 tane alternatifi zaten yazıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Direkt otomatik yazıyor yani.
Şimdi buradaki kalıp ha bunu kullanmışsın ha şunu yani tamam şunu şöyle kopyala ondan sonra. Yani bunu Türkçesinde sorsan Türkçesinde yazar ya da şeyi aç yani ne derler şurayı aç çeviriciyi aç. Buraya yapıştır yani şöyle tamam Almanca tamam. Ha, bak ne diyor bak. Also Iranzeige las. Bunu Fürte demiş. Iranzeige hat mein ilgimi çeker. Bak bazen böyle Türkçe karıştırıyor yani GPT. Onu şey deyin tam olarak bunu Almanca'ya düzelt dediğin zaman düzeltiyor tamam mı? Yani Türkçeleri iptal et falan dediğin zaman arada böyle bazen sapıtıyor böyle GPT. Ona güzel komut vermen lazım. Şu komutu iyi verirsen güzel yanıt alıyorsun. Yaz. Ondan sonra o sana yazsın. Ya bunun ücretsiz versiyonu da yeterli yani. İlla ücretli versiyonunu kullanmak zorunda da değilsin. Tamam. Ya buradan da seçtiğin bir tanesini kullan. Aynı durum diskusyon içinde, planın içinde geçerli. Tamam. Yani YouTube'daki kalıpları kullanmayın. Hatta bununla alakalı şeyi de yazmıştım yani arkadaşlar ya. Ya lütfen YouTube'daki kalıpları artık kullanmayın. Yani çünkü birçok kişi, ben 4-5 yıl olmuş onları yükleyeli. O kalıplar artık binlerce kişi tarafından kullanılmış. Onun için o kalıpları değil de onların yerine alternatifler yazın. Ben onun için mesela bizden ders alan bu online gruplarındaki şeyleri planen, diskusyon ya da mektup şeylerini her grup için yeni kalıp yazıyorum yani. Yeni döküman yazmaya çalışıyorum. Bundan dolayı tamam. Şimdi o yani şunu diyorum sana Melih şeyi izle. YouTube'daki kalıbı izle. YouTube şeylerini izle. YouTube'daki kampı izle, BSY Algemen kampını izle ama oradaki kullandığım kalıpları ya da Telegram grubuna attığım kalıpları değil de onların farklı varyansını, sınav sistemini orada gör ama farklı varyansını kullan. Yani farklı cümleler kullan. Aynısını kullanma. Tamam. Evet hocam benim bir sorum var. C1 Schreiben'la ilgili ders yapacak mısınız? Yani yapabiliriz ileride. Yani ben ileride belki yaparız. Yani Erörtürk diyorsun herhalde. Şeyle alakalı yani C1 Algemen ya da C1 Hochschule sınavı ile ilgili diyorsun. Erörtürk kalıpları ile ilgili ders yapabiliriz ileride. Ama C1 ile ilgili ya şimdi C1 sorusu almayalım. B2 Schreiben'dayız ama benim yani Seyfi Ali benim sana tavsiyem C1'de ezberlediğim prezentasyon var ya hazırladığım prezentasyon. Hazırladığım prezentasyonu aynı zamanda da Schreiben için Erörtürk kalıplarını çevir. Yani neticede ezberlediğin prezentasyon kalıplarını Schreiben'da da kullanarak en azından yani başına sonuna biraz Erörtürk'ü andıracak kalıplar ekleyerek yani argüman kalıpları ekleyerek Erörtürk'ün kalıplarının içerisinde prezentasyon kalıplarını yedirebilirsin. Böylelikle daha az ezbere yaparsın. Bu mantıklı olur. Özgür Ruh. Hem dizi izleyip hem beni mi izliyorsun Özgür? Seni var ya her yerde görüyorum Özgür Ruh. Nerede her yerde görüyorum? Benim izlediğim, YouTube'da izlediğim şeyleri sen de izliyorsun anladığım kadarıyla. Seni görüyorum. Bakıyorum Özgür Ruh orada. Bakıyorum Özgür Ruh. Ya Özgür Ruh bir soru sormuş diyorlar. Aman diyorum bizim Özgür Ruh burada da çıktı diyorum ortaya. Evet. Özgür Ruh benim en fanatik takipçilerimden de ilk böyle bir videoyu yüklediğim anda ilginç bir şekilde Özgür Ruh nasıl yapıyorsa bilmiyorum. İlk beğenen, ilk yorum yapan kişi oluyor. Özgür'le bir buluşacağım. Almanya'ya gelirse şu an Türkiye'de ama buluşacağım Özgür'le. Özgür'e bir şey ısmarlayacağım. Bir yemek falan ısmarlayacağım. Özer ne demiş? Özer eski mektuplar aynı içerikle maille mi dönüştürüldü hocam? Şöyle mail normal dediğin doğru Özer. Eski mektupları mail şeklinde kitapçıkta gelirse mail şeklinde gelecek ama fotokopi şeklinde gelirse brief şeklinde gelecek. Tamam. Öyle düşün. Yani aslında eski mektuplardaki aynı konuyu brief de gelebilir, e-mail de gelebilir. Onu demek istiyorum. Onu nereden bakacağız? İşte en sondaki bölüm var ya orada absentia, işte anşrift ve datum var mı yok mu ona bakacaksın. Oradan anlayacaksın Özgür. Evet bakalım arkadaşlar merakken soruyorum. B2 seviyesine ne kadar sürede gelirsiniz? Mihri B2 seviyesine gelmek ayrı bir şey. Sınavı geçmek ayrı bir şey. Bakın bunu herkese söylüyorum arkadaşlar. Yani benim tavsiyem şu yönde sınavı yönelik çalışın, sınav sertifikanızı B1 ya da B2 alın, Almanya'ya gelin ya da Almanya'daysanız B1, B2'nizi alın, işe başlayın. İşe başladıktan sonra Almancanızı Almanca konuşarak, insanlarla Almanca iletişim kurarak, Almanca'ya maruz kalarak öğrenin. Bakın sınavı B2 sınavını vermen demek, B2 seviyesine gelmen demek anlamına gelmiyor, tamam? Hatta örneğini vereyim. Burada arkadaşlar C1'ini almış bir arkadaş gelecekti. Benim çalıştığım kurma C1'ini almış. Bizim şef dedi ki C1'ini alan bir arkadaş gelecek dedi falan yerden dedi. Tahminim dedi onun Almancası dedi A2 seviyesindedir dedi. Ya düşünebiliyor musunuz? Adam C1 almış kendi ülkesinde. C1 sertifikası almış.
Şef diyor ki bu gerçek kişi tahminen, daha adamla konuşmamış bile. Otomatik olarak onunla ilgili ön yargısı şu oluyor. C1'ini almışsa bu kişi büyük ihtimal A2, pratikte A2 seviyesindedir. Ha, tabii ki burada Almanca'ya maruz kala kala çok hızlı bir şekilde kendi seviyesinde ilerleyecektir. Yani B2 sertifikasını alan birisi A1 ile A2 arasında pratik Almancası o seviyededir. Yani en fazla A2 seviyesindedir. Pratik Almancası. Ha, tabii ki günlük konuşarak, dil öğrenerek, kalıpları öğrenerek, konuşarak, ederek ne yapacak? O seviyeye, B2 seviyesine bir zaman sonra gelecek. Ama sınavı geçmek kişiyi B2 seviyesine yükseltmez arkadaşlar. Tamam mı? Onu söylüyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam B2-5 ver dedi. İstenilen şeyi yaptığımız bir mektuptan sırf kalıp kullandık diye düşük puan verme hakkı var mı değerlendirmek için? Evet var. İsterse sana düşük not verebilir. Ama böyle bir durum olduğunda itiraz etmeni tavsiye ederim. Eğer yani düşük bir puanla kalırsan eğer. Eğer çok düşük bir puanla kaldığın ve kalıp kullandığın için sana düşük verildiğini de düşünüyorsan itiraz edersen genellikle orada sonuç iyi gelebiliyor. Çünkü o telk okuyan kişi oradaki kalıpları görmediği için genelde düzeltirken güzel şey yapıyor. Yani puanlamanı yüksek verebiliyor. Her zaman öyle olmuyor ama öyle olabiliyor. Ama hoca öyle düşük verebilir mi? Bakın dikkat, kalıp kullandığın için değil Hatice. Burada bir yanlışı düzelteyim. Kalıp kullandığın için değil, aynı sınavdaki kişilerle aynı kalıpları kullanırsan düşük puan alırsın. Yoksa kalıp zaten kullanırsın. Onun için diyorum kendi kalıplarınızı yazın. Yani bir arkadaşınla birlikte sınava gireceksen sakın beşverde kalıplarını ona verme. Kendi partnerine falan sakın verme kalıplarını. Çünkü o da bakıp bu cümlesi güzelmiş Hatice'nin, ben şu cümleyi ben de kullanayım deyip. Bilhassa arkadaşlar giriş kalıpları. Mektubun genelde hocaların aklında kalan giriş ve sonuç cümleleridir. Yani ilk cümleyle son cümle genelde hocaların aklında kalır. Yani mektubu okurken hoca puanlama yaparken ilk cümleyi okudu. Aynı cümleyi başka birinde gördü. Cart çizebilir yani. Sıfır verebilir. Aynı kalıplar oldu diye. Onun için lütfen başlangıç kalıplarınızı böyle çok orijinal, böyle kimsede olmayan bir kalıplarla giriş yaparsanız güzel olur. Evet hocam, geçen hafta sordum bir kursa, bunu devlet ödemiyor, sizin Berif kursu onu ödüyor devlet. Bu şeyi söylüyor Selçuk. Arkadaşlar devlet sadece Berif kurslarını, Berif de değil DTB'leri ödüyor. Yani Deutsche Testbüro'nun Berif'leri ödüyor. Bu da mantıklı bir sistem. Yani Almanların yaptığı en mantıklı şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar Berif kursları çok iyi, çok kaliteli kurslar. Yani B1, B2 ya da C1 DTB kurslarında, Deutsche Testbüro'nun Berif kurslarında ne bileyim CV nasıl yazılır? İşçinin hakları nelerdir? İşverenin hakları nelerdir? O kadar güzel konular işleniyor ki o konuları işleyip, yani sınavı geçemesen bile önemli değil yani. Sınavı geçemesen bile o kursu aldığın zaman ciddi derecede iş bulma noktasında kolaylık sağlıyor. Onun için devletin DTB kurslarına yönlendirmesini ben mantıklı buluyorum, yani onu söyleyeyim. Hocam kolay gelsin. Yeni geldim. Mektuplar maile mi dönüşmüş? Öyle bir... Ya arkadaşlar mektuplar maile dönüşmüş değil. Zaten mail çıkması gerekiyor da eski sorulardan gelirse şeyden de gelebilir. Tamam. Mehmet Öztürk. Devam edelim. Zaman ve emek ayırdınız ve bu güzel dersleri yaptığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yusuf. Hocam GÖTE B1 sertifikası vatandaşlık için yeterli mi? Evet yeterli. Yani ister GÖTE olsun, ister TELK sınavları olsun, ister GAST sınavları olsun. GAST da olabilir. Yani DTS sınavı. DTS B1'de, GÖTE B1'de, TELK B1'de vatandaşlık için yeterlidir. Tamam. Tabii sadece onlar yeterli değil. Bir de Deutsche Testbüro sınavına yani vermen lazım. Özür dilerim. Düzeltiyorum. Leben'in doğuştan sınavını, yani vatandaşlık sınav sorularını vermen lazım. Onları da zaten grupta ders olarak paylaşmıştım. Bakabilirsiniz, tamam mı? Orada bir, ama güncel hali var. Lütfen ona çalışın, tamam mı? Bakın Almanca öğrenmek zor değil kanalında bu var. Yani YouTube derslerinde de var. Şuraya Almanca öğrenmek zor değil internet siteme girdiğinizde, buradan diğer dersler seçeneğine girdiğinizde, burada Leben'in doğuştan seçeneğini tıkladığınızda bakın burada güncel Leben'in doğuştan sınav sorularını göreceksiniz, tamam mı? Yani bunu da bu sınavı da vermeniz gerekiyor. Tamam, bu da en güncel hali, tamam. Burada da dokümanı var. Dokümanı buradan lap diye indirebilirsiniz. Tamam, Türkçesinde ben Türkçeleştirdim yani. Tercümesini ben yaptım. Böyle saçma sapan değil, düzgün bir şekilde tercümesini yaptım. Burada da videosunu izleyebilirsiniz. Ha, bunun şurada da eyalet soruları var. Yani hangi eyaletteyseniz, eyaletinde, her eyalette de sorular çıkıyor. Hessen'daysanız Hessen eyaletine basıyorsunuz. Hessen eyaletinin soruları ve Hessen eyaletinin dokümanı da burada var. Buradan indirebilirsiniz, tamam. Hessen eyaleti dokümanını da buradan indiriyorsunuz sorularını. Bunlar birebir aynı çıkıyor, tamam.
birebir aynı çıkıyor. Bu çalıştığınız zaman yani bu HES'in eyalet sorularından 3 tane gelir. Eyalet sorularından 300 sorudan da 30 gelir. Toplam 33'tür. 33'te yarısını yaparsan sınavı geçersin. Yani bu vatandaşlık için sadece B1 yeterli değil. Bunu da alman gerekiyor. Bunu da bir an önce almanızı tavsiye ederim. Sınavı vatandaşlığa girecekler için de. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, vatandaşlığa girmede acele etmelerini tavsiye ediyorum millete. Çünkü seçim, erken seçim olacak Almanya'da. Seçimi çok büyük ihtimalle diyorum. Çok büyük ihtimalle çifte vatandaşlık iptal edilecek. Çok büyük ihtimalle. O araya kadar geçen geçti yani. Kazanan yani bu haktan istifade eden yani hem Türkiye vatandaşı hem Alman vatandaşı olmak istiyorum diyen kişiler acele etseler iyi olur. Hocam madem sizi eleştiren insanlar o kadar iyi biliyordu da siz niye ders yapmak zorunda kalıyorsunuz demiş Yusuf. Hakikaten öyle. Bana birine onu söyledim. Yani burada konumu olan birisi yani belli bir yerde olan birisi. Daha diyor telaffuzun düzgün değil diyor. Git sen bilmem ne yap diyor falan filan dedi bana böyle, tamam mı? Ben de onu aradım artık yani, tamam mı? Şey yaptım. Telegram'dan mı Instagram'dan mı ne mesaj yazmıştı bana yani. Özelden. Aradım adamı yani. Dedim ki ya sen dedim ne kadar zamandır buradasın? Bu kadar zamandır buradayım. Burada zaten doğmuş. Doğmuş demeyeyim de çok küçük yaşta gelmiş. Lan arkadaş kaç yıldır buradasın? Burada okumuşum, burada şey yapmışım, bilmem ne yapmışım. Ya senin gibiler böyle bir insanlara yardımcı olsa yani şey yapamıyor, tamam mı? Milletin gelmesini ilginç bir şekilde bazıları istemiyor. Herkes için demiyorum, Almanya'daki insanlar için, ama ilginç bir şekilde arkadaşlar yani Almanya'daki Türklerin bazılarında, hepsine demiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın sözüm. Genel olarak böyle bazılarında bir Türkiye'den yeni gelen insanlara karşı bir antipati oluyor ya, ilginç bir şekilde gelmesini istemiyorlar. Yani böyle bir kulp takıyorlar ya da ne bileyim millet geliyor öğrenmeden geliyor şöyle oluyor. Lan Allah'ın Afgan'ı geliyor, Allah'ın bilmem neyi geliyor, Suriyelisi, Allah'ın Madagaskarlısı. Allah'ın derken yani küçümseme, gerçekten Allah şahit küçümsemek için demiyorum yani. Ta bilmem ne ülkelerinden gelen insanlar geliyor. Dil bilen, bakın Almanya'da A0 kursları var yani. Alfabeyi öğretiyor Almanya'ya. Çizgiyi öğretiyorsun yani. A0 kurs, A0 kursu. Bak A1, A2 diyoruz ya, bir de A0 var. Bilmiyorsunuz tabii A0. Belki bilenler vardır. Adam okuma yazmayı bilmiyor. Almanya'ya gelmiş. Almanya ona yuvarlak çizmeyi, çizgi çizmeyi öğretiyor böyle. Kurs veriyor. Lan arkadaş, Türkiye'den gelen insanlar ne kadar kaliteli biliyor musunuz siz? Gerçekten çok kaliteli yani. Yani son gelenler müthiş kaliteli. Biraz da böyle buradakilerin bazılarını, hepsi demeyeyim, bazılarının bunu istememesinin sebebi Türkiye'den gelenlerin çok kaliteli olmasından kaynaklandığını olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'den gelenler çok kaliteli olunca kendilerinin aslında bir yönüyle o kadar kaliteli olmadığı için böyle bir konuma ya da Türkiye'den gelenler çok hızlı bir şekilde yükselip belli konumlara gelebiliyor. Onlar gelemediği için yıllardır burada hep aynı şeyde işte kalmış. O da zoruna gidiyor. Belki öyle de olabilir, bilmiyorum, yorum yapamıyorum. B1 sınavında şikayet konusu çıkıyor. Hayır, B1'de şikayet çıkmaz arkadaşlar, tamam. B1 ayrı. Yani B1'in 3-4 farklı B1 var. Tamam. 3-4 farklı B1 var ama şikayet konusu B2 konusu. O noktaları karışık yazamıyor muyuz? Sıraya yazmak özel demiş. Yani şöyle sırayla da yazmak zorunda değilsin ama bir mantık, uygun bir mantık sıralaması yapman lazım. Tamam. İlla oradaki sıralamaya birebir uymak zorunda değilsin. Ama sondaki mesela 4. madde diyelim ya, para isteme. Yani karşı taraftan beklentilerini yazma. Bak, karşı taraftan beklentilerini yazmayı en başa yazamazsın. Yani önce memnuniyetsizliğini yazman lazım. Yani bir uygun bir şekilde sıralaman lazım. Ama uygun bir şekilde sıralama illa oradaki sıralamaya uymak anlamında değil. Bazen 3.'yü 1'e yazabilirsin yani. Dijitale imza nasıl atacağız? Dijitale imza atmayacaksın. Dijital sınavda diyorsun şey, şimdi anladım Özer'i, çok güzel. Dijital sınavda şey çıkarsa, brief çıkarsa, dijital sınavda brief çıkmaz, tamam. Dijital sınavda size çıkacak mektup e-mail mektubu olacaktır, onun için imza atmazsın, tamam. Emeklerin için teşekkürler demiş, bir şey değil. Şöyle bakalım, başka şu Allah atladık. Şöyle, iyi akşamlar hocam, üyelere B1 özel videoları gelir mi demiş. Yani sınavı yönelik üyeleri kampımız olacak. Yine kampımız olacak, tamam mı? Mem çakar. Ama üyelerinki şey olacak. Yani Almanca konuşmaya yönelik. Yani sınava yönelik değil. Çünkü biz sınava yönelik dersleri şeyde yapıyoruz arkadaşlar. Yani online olarak yaptığımız için o üyeleri öyle bir ders yapmayacağız. Ama konuşma kamplarımız olacak. Tamam, konuşma kampları.
Gerek iş görüşmelerini konuşma kampları olabilir ya da ALTAK konuşma kampları olur. Hocam size çok teşekkür ederim. Allah sizin maymuncuk cümleler sayesinde B1 Schreiber'ın 19 müddet 99 aldım. Şu an B2 Almanca Beruf Telk sınavına hazırlanıyorum. B2 Beruf sınavı için maymuncuk cümleler bekliyorum demiş Ayşe. Ya B2 Beruf sınavı için de mesela ben yazdım arkadaşlar. Kalıpları yazdım, gruba göndermiştim. Oradaki kalıplardan siz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ya illa benden beklemeyin. Yani mantığını çözdükten sonra maymuncuk cümleleri kendiniz oluşturabilirsiniz. Sevim Erdoğan, hoş geldiniz Zilber grubumuza. Hocam kanalınıza üye olabilirim. Nasıl üye olabilirim? Kanalıma üye, YouTube'a gireceksin, üye olacaksın, o kadar ya. Arkadaşlar. Allah. Evet arkadaşlar, yanlış düğmeye bastım. Kusura bakmayın ya. Şöyle YouTube'a basacaktım. Neyse sonra yani artık ya YouTube'da benim ismimi arattığınız anda bulursunuz yani arkadaşlar, tamam. Şimdi onu link atacaktım ama bir arkadaş atarsa linki de oradan YouTube'a girdiğinizde benim ismimi yazdığınızda bulursunuz diye düşünüyorum, tamam. Ya da derslerine sıralı bir şekilde girmek için Almanca öğrenmek zor değil diye internet sitemizden de arayabilirsiniz, tamam. Evet bakalım başka hocam. Hocam B2 sertifikalarının belli bir geçerlilik süresi var mı demiş Mehtap Eroğlu. Hayır, sertifikalarının belli bir sırası yok. Arkadaşlar şunu şöyle bir yapsam mı acaba ya? Şunu ayrıca ayrı bir pencerede açayım, şöyle daha iyi olacak. Tamam, böyle açarsam daha iyi olur. Böyle daha iyi göreceksiniz diye düşünüyorum. Evet, Mehtap'ın sorusundaydık. Hocam B2 sertifikalarının belli bir geçerli süresi var mı? Hocam arkadaşlar, sertifikaların geçerlilik süresi ömür boyudur. Aldığınız bir sertifika ömür boyu geçerlidir. Fakatı şu. Türkiye'desiniz diyelim ki, B2 sertifikası aldınız ve 1,5 yıl. Önceden 2 yılda bunu 1,5'a düşürdüler, haberiniz olsun. 1,5 yıl boyunca konsolosluktan işlem yapmayıp Almanya'ya gelmezseniz konsolosluk size vize verirken tekrar sertifika isteyebilir. Yani Almancayı unuttunuz diye. Yani Almanya'ya geleceksiniz, iş başvurusu yaptınız, B2 sertifikası lazım, B2 aldınız. Fakat işlem yapmadınız, bir şey oldu, bir sebep oldu, ne bileyim başka bir şey oldu, başka bir şey çıktınız ya da evlilik yaptınız, ne bileyim. Türkiye'de kalmak zorunda kaldınız. Ve o sertifikanızı vize almak için konsolosluğa verdiğinizde konsolosluk size diyebilir ki ya 1,5 yıl geçmiş bu. Sen Almancayı belki de unuttun, hiç Almanca çalışmadın yani. Onun için senden tekrar sertifika bekliyoruz diyebilir. O durumda şöyle bir şey deneyin. Ya ben seviyemin hala yerinde olduğunu düşünüyorum. Bana gerekirse mülakat yapabilirsiniz derseniz, onların bir form var. Doldurulması gereken bir form var. Siz dolduruyorsunuz normalde. O formu yapabilir. Konsolosluk kişi isterse o formu sizle doldurur. Yani adınız, soyadınız, adresiniz nedir diye Almanca soru. Size Almanca cevap veriyorsunuz. Oradaki formu dolduruyorsunuz. Oradaki formu doldurabildiğinizi görürse, karşılıklı onu da doldurabilirsiniz. Sertifikanızı geçerli sayılır. Tarihi geçti halde, 1,5 yılı geçti halde yapabilir. Ama yapmak zorunda değil, yapmaya da bilir. Direkt sertifikada, yeni sertifikada isteyebilir. Ama bu demek değildir ki B2 sertifikanız iptal olduğu anlamına gelmiyor. Yani Almanya'ya geldiğinizde o B2 sertifikası yine geçerli. Almanya'ya gelebilmeniz için sizden sertifika istenen yerlerde o 1,5 yılı geçirmemeniz gerekiyor. Ama o sertifika ömür boyu geçerli. Bakın, ömür boyu geçerli. Ha, TELK onu 10 yıl tutuyor. Yani TELK sertifikası aldın diyelim ki, 10 yıl o sertifikan TELK'te duruyor dijital olarak. Yani şundan dolayı diyorum bunu, TELK sertifikasını kaybettin. Sertifika aldın, 5 yıl sonra sertifikan kayboldu, bulamıyorsun. TELK'e tekrardan yazıp TELK'e sertifika basma parasını ödeyerek TELK'ten yeniden eski TELK sertifikanı yeniden bastırıp istetebilirsin. Bunu 10 yıl boyunca yapabilirsin ama. Çünkü TELK 10 yıl sonra siliyor. 10 yıl datayı tutmak zorunda. 10 yıllık datayı tutmak zorunda. Tamam. Yani 10 yıl içerisinde sertifikan, kaybolan sertifikanı TELK'ten yeniden alabilirsin. Sertifikan ömür boyu geçerli. Ama Türkiye'de ya da yabancı bir ülkeden Almanya'da gelmedin, sertifika aldın. O konsolosluk vize verirken sertifika şartı var ya, Almanca bildiğine dair bir şart var. O şartı işte 1,5 yılla sınırlandırıyor. Yani 1,5 yılı geçerse sıkıntı oluyor. Neyse, anladınız siz mevzuyu. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şu an B1 seviyesindeyim. B2 sertifikamı almam gerekiyor. Sizi de izliyorum sürekli. Teşekkür ederim Mert.
B1 seviyesindeki biri ortalama ne kadar sürede hızlanmalı B2 sertifikası alabilir? Yani ben sertifikayı diyorum ya, sınava yönelik hazırlanmanı tavsiye ederim. Bununla alakalı işte kurs var ya, bizim online kurslar, oraya eğer imkanın varsa oraya katılabilirsin. Bir ay gibi kısa bir sürede direkt sınava girebilecek şeye gelirsin yani. Abim ben İB kurslarına 3 aydır gidiyorum ama boş, hiçbir şey anlayamadım. Yani ben yorum yapmak istemiyorum başka kurslarla ilgili ama yani kursların ya da belli ders aldığınız kişilerin genelde böyle gramer kitabından alıp belli bir sıralamayla gidip belli bir şeyler oluyor, rutinleri oluyor. O rutini aşamıyorlar. Aşamayınca da bir şey öğrenemiyorsun maalesef. Adam mesela birisi var dedi, hocam while cümlesini bir hafta işledik diyor. Ya bir while'i neye bir hafta işlersin arkadaş? While bir derslik bir konu yani. Bir derste bitirirsin yani. Ne, bir hafta boyunca while işlenir mi? İşlenmez. Bu da yoruyor yani insanı. Bazen diyorum ya, bazen vur kaç, hızlıca böyle öğrenirken de aynı şekilde gramer konularını hızlıca görüp ardından direkt konuşmaya yönelik çalışılması, altak çalışılması, cümle, yani önce grameri hızlıca göreceksin, görmeme değil ama pratiğini yaparken pratik içerisinde grameri tekrar hatırlata hatırlata cümleleri işlemek çok yerinde oluyor yani. Burada işte Almanca, hiç Almanca bilmeyenlere sıfırdan B1'i sonuna kadar, B2'ye kadar ki bir Almanca kursumuz var, yeni açtığımız, onu tavsiye ederim. 250 ders. Tamam. Hocam okuma yazma kursu var mı? B1 seviyesine bir yıl sürüyor genellikle. Okuma yazma kursu derken anlayamadım. Yani Almanca okuma yazma, yani Almanca sıfırdan B1 kursu. Biraz önce dedim, B1 sonuna kadar ki, B2'ye kadar ki bir kursumuz var. Ona katılabilirsiniz isterseniz. Hocam geç kaldım, bu yayın kanalınızda yayınlanacak mı? Evet, bir süre yayınlanacak. Hocam radyoloji teknikeriyim, dil sertifikanı alacağım yakında inşallah. Geriye iş bulmak kalıyor. O da çok zor, yardım lazım bana o konuda demiş. Ya işle alakalı, ya burada arkadaşlar sizin Almanya'ya ihtiyacınız olduğundan daha çok Almanya'nın size ihtiyacı var, bunu bilin. Birincisi. İkincisi, bir yere başvurdunuz olmadı diye şey yapmayın. Almanya'da çok fazla ihtiyaç var ama bir kurumun bir tane radyoloji teknikerine ihtiyacı vardır. Tamam mı? Yani en fazla. Yani zaten mevcut hali hazırda bir iki tane radyoloji teknikeri vardır. Yani bir taneye ihtiyacı vardır. O bir taneyi de zaten başvuran 3-4 kişiden birini alır. Sen olmayabilirsin onlardan biri. Bu durumda pes etmeyeceksin. Yani böyle şey gibi düşünme. Bir yere başvurdum olmadı diye düşünmeyin. Bolca birçok yere başvuru yapacaksın. O birçok yerden giriş yapacak. Yapmanızı tavsiye ederim yani bu konuda. Ha, taşeron bir firma bulmamanızı tavsiye ederim. Yani taşeronları genelde sömürüyorlar. Yani taşeron firma, sen taşeron firmaya giriyorsun. Taşeron firma seni alıyor işte şeye veriyor. Arkadaşlar bir hastaneye veriyor. Sen taşeron firmaya maaş ödüyorlar. Mesela taşerondan firmadan maaş alıyorsun. Sen çalışıyorsun, taşeron firma senden para alıyor. Yani senin üzerinden para kazanıyor. Yani çok saçma geliyor bana yani bu. Burada benim tavsiyem, bir arkadaşınız vardır illaki hocam, Almanya'da bir tanıdığınız falan vardır. Bir hastanede çalışan, bir yerde çalışan. Onunla iletişime geçip o sizi oradaki hastane patronuyla ya da şeyiyle görüştürürse hem hastane karlı çıkar, tamam mı? Aracı kuruma para vermeden, hem de elemanı görmüş olur, hem işiniz çözülür falan diye düşünüyorum yani burada. Aracı kurumlar genelde sıkıntılı oluyor. Bazen işte şeyler oluyor, ne bileyim, bazı bana bir sürü kişi yazıyor, mesaj yazıyor. Hocam işte şey diyorlar yani, ücretin yarısını verelim hocam size. Yani bize adam yönlendirin. Danışmanlık firması bana diyor, adam yönlendir, paranın yarısını size verelim. Nasıl bir şey bu yani, paranın yarısını veriyorsun yani. Adam 6.000 euro, 8.000 euro, 9.000 euro milletten para talep ediyorlar. Yaptığın nette bir tercüme ediyorsun. Bir zaten burada elemana ihtiyaç var. 2-3 tane yere senin adına bir şey yazıyor. Ortada hiçbir şey yok. 6.000, 9.000 euro şey. Bunun diyor yarısını sana vereyim. 6.000 euro'nun yarısını 3.000 bana teklif ediyor. Yok diyorum, ben kesinlikle böyle şeye girmiyorum diyorum. Çünkü senin isminle, sen adamı yönlendireceksin. Birine yönlendirdiğin zaman senin isminle oraya gitmiş olacak. Genelde burada sıkıntılar oluyor yani. Genelde bu tip böyle danışmanlık hizmetlerinde sıkıntı oluyor. Çünkü ben buna girmiyorum yani. Aslında çok ciddi bir para teklif ediyor sana ama o da zaten olayın şey, sıkıntı boyutunu gösteriyor yani. Yani burada ben çok zor olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Almanya'da bir tanıdığınız varsa o sizin adınıza yapabilir yani. Yani ben çok rahat, ben bu işi yapmıyorum. Danışmanlık hizmeti yapmıyorum ama bir tanıdığım olsa, mesela o tanıdığımla alakalı uğraşabilir miyim? Uğraşsam uğraşabilirim ama ya vaktim yok zaten. Ama ben değil de başka biri de uğraşabilir. Yani Almanya'da olan bir tanıdığınız sizin adınıza çok rahatlıkla tercüme işlemlerini yaptırabilir. Zaten kendi yapmıyor, birini yaptırıyor yani. Birisine yaptırır oradan, yemini tercümana ya da iş başvurusunu yapar falan. Yani zaten bu tip firmalarda dil sertifikası diyor ki, sertifikanı kendin alacaksın diyor. Sertifikasını kendi aldıktan sonra zaten geriye bir şey kalmıyor ki.
Yani burada dediğim gibi ben taşerona girmemenizi, direkt hastanelerle iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Dil konusu burada şey olmasın, sıkıntı olmasın. Birçok hastane böyle görüşme ayarlıyor. Görüşmelerde zaten tercüman ayarlıyor. Türkçe bilen tercüman ayarlıyorlar ve çoğu zaman. Ve şunu diyeyim, onlar da biliyorsun Almancanızın olmadığını. Yani Almanca, senin Almancana ihtiyacı yok zaten. Sana ihtiyacı var. Sen hastaneye başlayıp hastanede birkaç yıl yani radyoloji teknik olarak başladığında zaten senin işi bildikten sonra o dili de 3-5 ay içerisinde belki 6 ay içerisinde zaten sökeceksin. Yani kendi şeyinle alakalı, mesleğinle alakalı dili hızlı çözersin. Bunu da biliyor hastane firmaları. Onun için önemli olan adamın gelmesidir. Dil biliyor, bilmemesi değil. Evet, ben teşekkür ederim. O Özer 3 aydır üye mi? O 3 ay oldu mu Özer? Vay maşallah. İlk üyelerden demek ki Özer. Hocam emeğinize sağlık. Bilgilendiğiniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam sizin B2 sınava yönelik kursunuz nasıl katılabilirim? Telegram grubumuz var. Telegram grubundan katılabilirsiniz arkadaşlar. Bizim Telegram grubunda bilgilendirmeleri atıyorum ben. Oradan dahil olabilirsiniz istiyorsanız. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bizim Telegram grubumuz var. Şuradaki Telegram grubumuz arkadaşlar. Şuradan ben şeyi alayım. Şunu size gönderelim hadi. Şuradan göndereyim. Şu bizim Telegram grubumuz. Burada tüm kurslarla ilgili ayrıntıları vesaire bulabilirsiniz. Tamam. Bu bizim Telegram grubumuz. Bir de şey var. İnternet sitemiz var. Onu da atayım. Almanca öğrenmek zor değil.com. Bakın arkadaşlar, şu bizim internet sitemiz. Burada internet sitesinde de abi sıralı dersleri görebilirsiniz. Derslerin dokümanlarını falan indirebilirsiniz. Tamam mı? Buradan da onu da size atayım. O nice gelmiş buradan, dur şuraya şey yapalım. Bu da bizim internet sitemiz. Tamam. Evet. Hocam 1,5 sene oldu aslında üyelik 3 ay önce açıldı. Ha, üyelik ben de yeni açtım üyeliği, evet. Evet Özer. Ha, Özer aynı zamanda bizim gruba da katılıyor şeye. BSY en son grupta vardı herhalde. Evet Özer bizim BSY sınav hazırlık grubunda. En sonki grupta hatırlıyorum Özer'i. Özer'in sunumunu yazdığımı hatırlıyorum. Evet, başka soru var mı? Baktım başka soru yok. Konu anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yeni kalıp yazacak mısınız? Ya ben yeni kalıpları genelde gruplara yazıyorum. O belli bir süre sonra o gruplar onları iyice kullandıktan sonra o gruplara yazdığım kalıpları şeyde paylaşabilirim ama onlar da yine kullanılan kalıplar olacağı için bence siz benim attığım Schreiben kalıpları, zaten attığım grupta bir sürü Schreiben kalıpları var. O kalıpları alıp o kalıpları GPT ile kendiniz bile uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Chat GPT'ye girip bu cümleyi bana farklı bir şekilde ifade et deyip ya da komple kalıpları alıp mektubu alıp bu beş perde kalıbını al bana cümleleri değiştirerek, anlamını değiştirme ama cümleleri değiştirerek bana daha basit seviyede yaz, daha kısa seviyede yaz, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde yaz dediğin zaman o sana güzel cillop gibi bir şey çıkartır. Burada GPT kullanmayı unutmayın. Tamam, GPT kullanabilirsiniz. Ondan sonra da onu da sınavda direkt kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yaşamazsınız. Ha, Almanya'dan sınava girenler benim kalıpları direkt kullanabilirler. Yani Almanya'da 1500 tane sınav merkezi var. Yani Türkiye'de çok az var. Yani Türkiye'de aynı kalıpları birçok kişi kullanıyor ama Almanya'da birçok şey var. Yani kurum olduğu için Almanya'dakiler kalıpları, benzer kalıpları da kullanabilir. Tabii Türk hocaya girmiyorlar. Yani Türk bir hocanın Almanya'da Türk bir tel hocasının sınavına girmiyorsanız kalıpları kullanabilirsiniz. Ama Almanya'da Türk bir hocanın sınavına giriyorsanız gerek müttik gerek şerifle alakalı o kişi büyük ihtimal beni takip ediyordur. Benim kalıpları biliyordur. O kalıpları kullandığınız zaman sizi bırakacaktır. Tamam. O şekilde hocalar bırakırlar. Haberiniz olsun. Yani onun için benim kalıpları kullanacaksanız YouTube'daki kalıpları diyorum bakın. YouTube haricinde benim verdiğim diğer yazdığım kalıplar zaten YouTube'da olmayan kalıplar olduğu için onları yine kullanabilirsiniz. Böyle bir durum var. Hocam Göte mi yoksa Telk mi daha zor? Göte daha zor sınavı. Ya kendine göre ikisinin de avantajları var. Telk niye kolay? Telk daha çok yapıldığı için daha çok biliniyor. Geçmiş dönem soruları daha çok bilindiği için Telk kolay oluyor. Göte'nin geçmiş dönem soruları o kadar Telk kadar bilinmiyor. Ondan dolayı yani onda da aynı sorular çıkıyor ama o kadar bir tel kadar net bilinmediği için göte bir tık zor oluyor. Ha, göte'nin şöyle bir mantığı var ama göte biraz pahalı birincisi. İkincisi göte'nin mesela böyle şey kursları var. Mesela benim bir tanıdığım o kursa katılmıştı. Yatılı kursları oluyor. Sizi sıfırdan alıyor.
C2'ye kadar ki bütün bilgileri veriyor. Bak, C2'ye kadar ki bütün bilgileri veriyor size. Orada size konuşma imkanları falan veriyor falan. Ardından sizi sınava alıyor. Hiç bakın A1, A2, B1, B2 sınavlarına, C1 sınavlarına girmeden direkt sizi sınava alıyor. O sınavın sonucunda C2 iseniz size C2, C1 iseniz C1, B2 iseniz B2, B1 iseniz B2, A2 iseniz A2, hangi seviyedesiniz o seviyeye yönelik sertifikanızı veriyor. Çok mantıklı, mükemmel bir kurs var ama çok pahalı. Maalesef. Hocam bu kadar ırkçılık içinde bu sene geçemedik. Gözlüğümü takayım bir saniye, okuyamadım. Hocam bu kadar ırkçılık içinde bu sene geçecek olan bile geçemez diye düşünüyorum. Hayır May, öyle düşünme. Yani genellikle arkadaşlar Almanya'da ırkçılık yok yani. Şöyle yok. Böyle belli seviyenin elit seviyesinin üstündeki insanlarda bunu göremezsiniz. Yani ben Almanya'da ya 7 yıldır falan Almanya'dayım. Yani ben ırkçılığa hiç maruz kalmadım. Yani bu demek değildir, olmuyor demek değil yani. Ama üst seviyede genellikle belli hani telk hocalarında ya da şeyde böyle bir ırkçılık yapmazlar. Yani yapmıyorlar zaten. Böyle şeyde oluyor mu? Şu ara mesela son zamanlarda bu ırkçılıkla alakalı bir şeyler oldu mu? Oldu ama hele sınavlarda bunu hiç yapamazlar. Çünkü iki hoca var, ne bileyim itiraz hakkınız var, bir sürü şey var. O riske girmez, hiçbir hoca girmez. Hocam GÜTİTAK sınav ücretleri aynı. Ya sınavı kastetmiyorum. Ben sınavın Schriftlich bölümündeki geçmiş dönem sorularının GÜTİTAK'ta daha az bilinir olduğunu söylüyorum. Hocam sınav haftaya da sınav öncesi önemli tavsiyeler var mı acaba? Diyelim kamp var. O kampı izlerseniz, kamptaki tavsiyeleri dinlerseniz iyi olur. Şu an ben Schreiben'la alakalı tavsiyelerde bulunmuştum arkadaşlar. Tamam. Önceden korelasyon denen bir şey vardı. Korelasyonda mektup daha önemliydi. Çünkü mektuptan sıfır alırsanız, diğer bölümlerden yüksek alırsanız, çok yüksek alırsanız, yani bir bölümden %90 üstünde, bir bölümden de çok düşük alırsanız böyle korelasyondan sınavınız iptal edilebiliyordu. Ama çok uzun zamandır, yani buna çok itirazlar ettim ben. Yüzlerce itiraz mektubu yazdım. Başkaları adına yazıp yani onlar bana gönderip ben onu Türkçe yazıp ben Almanca çevirip itirazlar ettik. Hatta bir arkadaş da mahkemeye verdik telki. Sırf bu şey korelasyon meselesinden dolayı falan. O konuda da yardımcı oldum falan. En son telk bundan vazgeçti artık yani. Artık korelasyon yapmıyor. Çok aylardır ben korelasyondan kalan duymuyorum yani. Hocam yazılıyı geçtik diyelim. Sözlü 108 ay sonra geçtik. Sertifika tarihi 8 ay sonraki tarihe göre mi verilecek? Evet, 8 ay sonraki tarihe göre verilecek. Hani en son girdiğin sınav hangisiyse ona göre verilecek. Güzel bir soruydu Özer. Bak bunu sevdim. Bu soruyu sevdim. Yani mantıklı yani. Çünkü öncesi olsa Özer şundan dolayı diyor bunu. Türkiye'den gelecek 1,5 yıl meselesinden dolayı belki söylüyordur diye tahmin ediyorum. Yani en son girdiğiniz sınav tarihi yazacak. Altta sınav tarihi yazıyor. Orada da en son girdiğiniz sınav tarihi yazıyor. Tamam. Peki ben dersi burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ilginize. Görüşmek üzere. Bir dahaki derste görüşürüz inşallah. Tamam.